Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Nasılsınız? Erken başladım hemen. Ay, biraz erken açtım sohbet edin diye ama neyse, şey olmuş. Oo. Bugün pazar. Çalışmam lazım. Ama bazı sağlık sebepleriyle çalışamadım. Ayrıca havada yağmurlu ve önümüz hafta da yağmurlu. O yüzden bol bol yayın açacağım. Bakalım. E, şimdilik seri katillerden başladık. E, aklımda başka bir konu daha var. Serap Hanım'da bir dolandırma hikayesi var. Naime ve Bedrettin. İnanılmaz ilginç bir konu. Ona gireceğim bir süre sonra. Önümüz hafta girmeyi düşünüyorum. Ay bugün bugün. Heh, Ferhan Özcan hoş geldin. Çalışıyordun sen de. Ancak fırsat buldun geldin galiba. Hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü konumuz e, bir zamanlar kanıt dizisinde, bu polisiye kanıt dizisinde yer alan e, Nalbur cinayetleri. Onunla ilgili olacak. Ondan başlayalım. E, yaklaşık. E, yaklaşık. E, yaklaşık. A, 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 yaklaşık. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah, a, eyvah. A, a. Hah, sesler karıştı pardon. Yaklaşık iki gün önce, şey pardon Perşembe, Cuma, Cumartesi tabii iki gün önce bir kas spazmı geçirdim ağır kaldırdığım için. Kalp krizi geçiriyorum zannettim ama kalp krizi değilmiş, acile gittik hemen. Kalp krizi değilmiş, tam kalbimin üstünden sırtıma doğru giden kas incinmiş. O yüzden kendimi bir süre, bir hafta kadar yormayacağım. Bu arada, her işte bir hayır vardır derim ya, Bunda da bir hayır görüyorum. Üstüne de yağmur yağacak bu hafta. O yüzden canlı yayındayız. Ee, Perşembe günü Antik Pazar'a gittim. Antik Pazar'da bu Afgan kıyafetini buldum. Afganların yöresel kıyafeti. Çok hoşuma gitti. Rengi bu arada turuncu, turuncu değil bunun kırmızı ama ekranda turuncu görünüyor. İlginç bir şey. Çok hoşuma gitti. Aldım. Ne hmm. Ne zaman? Aa, yok gidemeyeceğim. Gene yani, hava yağmurlu. San Francisco'ya gidecektim. Size oradan yayın açacaktım. Gidemeyeceğim. Evet burada e, bana yakın Yosemite Dağları var. Yosemite Dağları'na da kar yağdı. Kar yağdıktan sonra zaten burası soğuktan tir tir titretiyor insanı. Artık pazara gitmek de biraz zor olacak. Teşekkür ederim Ferhan. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Ne yaptın? Yediğin içtiğin sende kalsın. Gördüklerini anlat. Neyse yayın sonu sohbete devam ederiz. Şimdilik şeye başlayayım ben. Ee, bu Seyit Ahmet Demirci olayına. Hem not aldım hem o notlarından okuyacağım. Hem de onunla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Evet Afganları düğünlerde giydiği kıyafetmiş. Bir de bunun eteği var. <laughs> Eteğin uçları da böyle içti falan. Çok severim ben böyle otantik şeyleri. İlk defa denk geliyor. Fiyatı da uygundu. 10 dolara aldım yani. Bu kadar iş elemeyi göz nuru sadece 10 dolar geçelim arkadaşlar şimdi önce konumuzu bir bitirelim ondan sonra sohbete devam ederiz Seyit Ahmet Demirci yaşı 32 yani 1998 yılında yaşı 32 imiş işlediği cinayet sayısı da 3 bu arada Mayıs ve Haziran 1998 tarihi arasında İstanbul'da 3 tane mobilyacı öldürdü hani mobilyacı deniyor hem mobilyacı hem nalbur cinayetleri olarak geçiyor bu Üç kişiyi öldürüyor Mayıs ve Haziran ayları arasında dört çocuklu bir ailenin en büyük oğluydu bu Seyit Ahmet Demirci babası fırıncıydı ortaokulu İmam Hatip Lisesi'nde ticaret, ortaokulu ve liseyi İmam Hatip'te okumuş üniversiteyi kazanmış ama gidememiş cinayetlerden kısa bir süre öncesine kadar da hayatını taksi şoförü olarak kazanıyordu. Herkes tarafından sevilen, saygın, iyi bir insanmış. Yani örnek bir insanmış etrafında. Eee orada da yaşıyordu bu arada kendisi. Sonra İstanbul'a, oradan İzmir'e taşınmış. Yani e, bir müddet devam etti ama sonra Ordu'ya tekrar geri döndü. Hani bu cinayetlerden sonra özellikle Ordu'da Ordu geri döndü. İlk cinayetini 5 Mayıs 1998 tarihinde işte hava e, kararırken Seyit Ahmet e, Esenler İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi Kara Osmanoğlu Caddesi 435 sokakta yürürken sokağın e, sağında bir mobilyacı dükkanı görüyor. Vaktiyle e, başından geçen korkunç bir olay aklına geliyor. Dükkan sahibi Ali Osman Beldek müşteriye yak yani Müşteri olarak gidiyor yana. Müşteri olduğu için de ona doğru yaklaşıyor. O sırada ağzından bir iki e, laf dökülüyor. Diyor ki işte buradaki modelleri beğenmediyseniz bodrum katımızda başka modellerimiz de var diye Seyit Bey'i aşağıya çağırıyor. Seyit e, dur, bey demeyeyim şimdi ya. Seyit Ahmet Demirci'yi aşağıya çağırıyor. Yani bodrum katında mı şeylerimiz, modellerimiz var diyor. İşte hemen e, çocukluğunda yaşadığı o travma aklına geliyor beraber iniyorlar aşağı bakın hangimiz cebimizde silah taşıyoruz mesela dolaşırken gezerken hangimizin cebinde silah var beraber bodruma iniyorlar bodruma iner inmez el sesinden tek kurşunla vuruyor adamı öldürüyor olay yerinde hemen yani bu planladığını gösteriyor yani yoksa cebinde silahla niye dolaşsın insan yani o an sanki başına gelmiş gibi davranıyor ama bunun bir de öncesi var. Hiçbirimiz cebimizde silahla dolaşmıyoruz. Teşekkür ediyorum Beyhan. Hayırlı yayınlar dediğiniz demiş. Teşekkür ederim. İşte bu olaydan bir ay sonra da 4 Haziran'da bu sefer mobilyacı Mehmet Kaya Tuzunu ve 6 Haziran'da e, Celal Pınargöz onu da vuruyor. Yani İstanbul'da yıllar önce 3 mobilacı öldürüldü. Üçü de birbirini tanımıyordu. Üçünün de birbiriyle bir alakası yoktu. Üçünün de Seyit Ahmet'le hiçbir alakası, husumeti yoktu. Ama mobilyacılarla ilgili Seyit Ahmet'in yani mobilacı ve nalburlarla ilgili Seyit Ahmet'in e, geçmişte yaşamış olduğu bir travma var. Ondan dolayı öldürüyor. İşte cinayetten üç gün sonra polis bir yandan bu 3 e, mobilacının öldürülmesiyle ilgili sorgulamalara, araştırmalara devam ederken diğer yandan da ilk kurbanla Kurban'dan alınan cep telefonunu takip ediyor polis bu arada. Bu yöndeki işte e, araştırmalar umutlar böyle sönmek üzereyken telefon kullanımı açılıyor ve adres ordunun Fatsa ilçesini gösteriyor. Bu sayede adrese kadar buluyorlar zaten. Hop yakalıyorlar Seyit Ahmet'i. Telefonu kullandığı için. Telefonu kullanmasaydı bakın o telefonu hiç kullanmasaydı bu cinayetler asla o Seyit Ahmet'in üzerine gelmeyecekti. Yani onun üstüne yıkılmayacaktı, bulunamayacaktı. İşte bir yanda hani Allah şaşırtıyor derler ya aynen öyle olmuş. Allah şaşırtmış. <laughs> Telefon e, Necati Kafe adında birinin üzerineymiş ancak Efe şaşkınmış yani söylediğine göre telefonu alalı henüz bir gün olmuş. Kendisine telefonu satan kişiye ise işte hemşerisiymiş. Onun adı da neymiş? Seyit Ahmet Demirci. Seyit Ahmet Demirci aynı günün akşamı Esenler'de polis tarafından evinde yakalanıyor. Yakalandıktan sonra sorguya alınıyor. Ve 3 cinayette kullandığı silahı zorluk çıkarmadan polise teslim ediyor. Yani polis silahı soruyor nerede diye. Hiç zorluk çıkartmıyor veriyor. İşte olay yerinde bulunan boş kovanlar işte araştırma için kriminal laboratuvarlara gönderilmiş. Sonuç o silahtan çıktığı ispatlanıyor ve e, şeyin Seyit Ahmet'in e, telefonundan atıldığı öğrenilince sorguya alınıyor. Seyit Ahmet 4 ay sonra işte bu cinayetlerden 4 ay sonra yakalanıyor. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez idama mahkum ediliyor. 3 kez bunun nedeni ise yani ömür boyu değil ömür boyuna çevrilmiyor. İdam istemiyle yargılanıyor ama sonradan işte Seyit Ahmet'e soruyorlar ki hani bunu neden yaptın? İşte bunun nedenini mahkemede açıklıyor. Yani çok acı. Gerçekten yaşadıkları gerçekten çok acı. Ee, Seyit Ahmet'in çocukluğu Fatsa'da geçmiş arkadaşlar. En yakın arkadaşının adı Habilmiş. Küçük bir mobilyacı dükkanının bodrum katında e, ikisi birden saldırıya uğramış. E, bir o kendi tanıdıkları bu arada. Sürekli o dükkanın önden gelip geçiyorlarmış. Bir gün çağırmış ikisini de. Aşağıya indirmiş. Hmm. Seyit Ahmet kaçabilmiş ama Habil kaçamamış. O mobilyacı Habil'e CS'de bulunuyor arkadaşlar. Ve bunu kendi aralarında saklıyorlar. Sadece ikisi biliyor. Kendi aralarında saklıyorlar bunu. İşte unutmuşlar yani. Hafızalarına gömmüşler. O şekilde anlatıyorlar. Hani bir daha hiç hatırlamayalım, hiç düşünmeyelim bunu demişler. Hatırlamamışlar. Ta ki Habil üniversiteyi kazanıyor ve üniversiteye gidiyor. Ama bu yaşadıklarından dolayı Habil intihar edince, intihar ediyor. Habil intihar edince... Ee, söylenene göre, bu gerçek mi bilmiyoruz yalnız. Söylenene göre e, Habil Seyit Ahmet'e bir mektup bırakmış. Yani bu yaşadıklarına artık daha fazla dayanamayacağını işte atlatamadığını söyleyerek intihar etmiş. Bunun üzerine Habil arkadaşının cenazesinden sonra bu cinayetlere başlıyor. Yani, Pardon, arkadaşını cinayet ediyorum, özür dilerim. Arkadaşının intiharından sonra bu iş, işte, bu cinayetlere başlıyor. Başlarken de bakın yakalanmış ya polislere diyor ki siz beni eğer yakalamasaydınız Habil'in Habil'in başına 11 yaşındayken gelmiş bu olay. Habil'in e, yaşı kadar nalbur ve mobilacı öldürmeye yemin etmiş. Beni iyi ki yakaladınız. Ben bunu 11'e tamamlayacaktım demiş. Şimdi düşün diyorum ki yani e, sana bunu yapan kişi belli. Bu arada kendisine arkadaşına bu kötülüğü yapan kişiyi öldürmüyor. Bu kişi bunu yapan kişi ordu da bu arada. Onu öldürmüyor. Gidiyor. Masum insanları öldürüyor. Şu anda orada da size o kötülüğü yapan o adamdan ne farkın kaldı? Siz de masumdunuz. Ve o size kötülük etti. E sen de gittiğin yerde işte öldürdüğün o üç nal burada masumdu. E sen de şu anda onunla aynısın. Aynı kefedesin şu anda. Onlar da masumdu çünkü. Masum insanları öldürdü. Kanıt dizisinde bunu gösteriyorlar ama kanıt dizisinde buna o kötülüğü yapan kişiyi de öldürmüş olarak gösterdiler ama gerçek hayatta öyle bir şey olmadı. Gerçek hayatta onlara bu kötülüğü yapan kişi hala yaşıyor bu arada. O mobilyacı hala yaşıyor. <laughs> Seyit Ahmet Demirci bu cinayetlerden, bu üç cinayetten üç kez ayrı ayrı idam cezasına çarptırılıyor. Bu cezalar daha sonra müebbet hapis cezasına çevriliyor. Türkiye'de biliyorsunuz müebbet hapis cezası alıyorsun ama hani müebbet hapis cezası almış birisine bir bakıyorsun 10 yıl sonra serbest. Yakın akrabasını öldürmüş kişiye bir bakıyorsun 15 yıl sonra serbest. Bunda olay tam tersi. Bambaşka bir şey oluyor. Rahşan affıyla arkadaşlar 2004 yılında sadece 6 yıl yattıktan sonra serbest bırakılıyor. Duruşmaya katıldığında işte son duruşmaya katıldığında efendi görünümüyle hakimin dikkatini çekiyor. İşte Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyor. Ardından öldürdüğü mobilyacıların para ve cep telefonlarını aldığı için hırsızlık suçundan 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıyor. Sana hırsızlıktan değil gazdan ceza verilmesini isteyen yani Yargıtay'ın kararı bozmasıyla bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Sonra işte mobilyacıları gasp etmekten Öldürmekten 29 yıl hapse mahkum ediliyor. Ancak yargıtay kararı bozmasına rağmen TK 326 maddesi gereği bu hakları kazanmış olduğu için yeni bir heyetin verdiği gaz kararı geçerliliğini kaybediyor. İyi hal indirimden yararlanmış arkadaşlar ya gel de saçını başını yolma. Ne iyi hali? Hadi tamam geçmişte yaşamış olduğun bir travma var ama bunun ıı, suçunu masum üç kişiyi öldürmekle, yani öldürmekle sen sözde bir ceza veriyorsun ama o insanların suçu yok. E on, o insanların aileleri var, çocukları var, çocukları var, yani anneleri var, teyzeleri, kardeşleri var. Yani sen üç ailenin hayatını mahvettin ve iyi halden yararlanıyorsun. Mahkeme fotoğrafını da ekledim kapağa. Kravat takmış. Takım elbise giymiş. Hop indirim. İyi hal. Üç kişiyi öldürmenin iyi hali ne olabilir? Geçmişte yaşadığın travma mı görülüyor artık bilmiyorum. Hani şey avukat, avukat, olarak düşünmüyorum da bir vatandaş olarak ben şeyimi söylüyorum yani fikrimi söylüyorum. Haktan birisi olarak fikrimi söylüyorum. Neden? Neden yani? İyi halinden yararlandırılıyor. Cezası 29 yıldan 20 yıla indiriliyor. Yine 647 yasa, e, ka, sayılı kanun gereği yaptığı her ay 6 gün düşünce ceza 16 yıl 2 gün oluyor. Son olarak rahşan affından yararlanarak sanık 6 yıl hapse mahkum oluyor. Ancak hapiste yattığı süre bu cezayı karşıladığı için Seyit Ahmet Demirci 2004 yılında serbest bırakılıyor arkadaşlar. Çok az bir ceza alarak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılıyor. Yani acı olan serbest olması ayrı bir kene, acı bir şey eleştirilecek bir konu. Yani üç kişiyi öldürmesi, tecavüze uğramış olduğu işte iki çocuktan birinin intihar etmiş olması, seri katil olmuş olmasıdır ama şu anda hala serbest bu kişi. serbest. 2004 yılından şimdi ben onu merak ediyorum. 2004 yılından 2022 yılına kadar bu mobilyacı cinayetlerine devam etti mi? Nalbur cinayetlerine devam etti mi? Şu an nerede ne yapıyor? Hakkında araştırma yaptım ama hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey yok. Ne sosyal medya hesabı var ne herhangi bir yerde bir satır yazısı var. Yaşıyorsa şu an zaten 56 yaşında. Hesaplarsak Yok 56 değil hatta 54-55 yaşlarında. Şu anda ne yapıyor acaba? Benim anlatacağım konu bu kadar. Arkadaşlar. Ve seri katillerle ilgili bakın şu anda oku, okuyorum. Yani bazı haberleri de okuyorum. İşte Türk seri katillerini de okuyorum. Türk katilleri okuyorum. Şu anda bu azılı katillerin hepsi serbest. <laughs> Öyleyim ben ya. Nasıl olur ya? Nasıl olur böyle? Ağzıma çık. Şivici katil de serbest. İşte nabur cinayetten işleyen kişi de serbest. Ondan sonra geçen gün yaptım işte bir şey. Hmm, o intihar etti. O çıkmadı. Ondan sonra neydi bu? Şehir şehir gezip de insanları öldüren bir şey vardı iki kişi. Onları da serbest. Ne oluruz ya? Yani işle cinayeti. Eee? Hafif bir sebep. İndir, 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 indir. Hop çıktın dışarı. Valla kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bakın burada var. Şimdi burada e, internette bir sistem var. Yakın çevrende cinayet suçlusu, tecavüz, ondan sonra e, neydi? Ha, pedofili. Suçlusu var mı etrafında öğrenebiliyorsun. Bana... 8 mil uzaklıkta bir tane pedofili var. Adresine kadar yazıyor. 8 mil. Yine de yakın yani. 8 mil ortalama 2 dakikadan hesaplarsan 15 dakika mesafede bende. Ama bunu herkes görebiliyor. Keşke Türkiye'de de olsa bu sistem. En azından yakın çevrenizde kimler var bilirsiniz. Azılı suçlular var mı onu bilirsiniz. Ya otoban katilleri. Evet komplejen. Evet. Prenses. Ölen mi öldüren mi suçlu? Yok. Bunda e, öldüren su şey suçlu. Çünkü öldürdüğü kişiler masum. Kendisine bu işi yani bu pisliği yapan kişi orada da ona hiçbir şey yapmıyor. Gidiyor masum insanlara. Masum nalburlara ne bileyim e, mobilyacılara falan onları öldürüyor. kişi şey öldürmüş zaten. Allah'tan bakın o telefon hattını eğer koymasaydı şeye ee, bir telefona ya da o telefonu açmasaydı bakın o telefon elinde o telefonu açmasaydı bu kişi daha 8 kişiyi daha öldürecekti. Masum 8 kişiyi. a bu arada cinayetleri İstanbul ve İzmir'de işliyor ama pardon İzmir mi? Tam olarak şehrini hatırlamıyorum şu an. İşliyor bu cinayetleri sonra orduya dönüyor. E orduya dönmüşsün sana bunu yapana yap bari hani niye sen gidiyorsun da masum insanları öldürüyorsun? İşte o kişiyi yapmıyor. Gidiyor masum insanları öldürüyor. Tamam, travma ayrı bir şeydir. Onu anlayabilirim ama bilmiyorum. Yok cinnet yok, ee, şey Fatoş, planlı cinayet olduğu için planlamış çünkü, silah satın almış, sonra silahla dolaşmış. Planlı olduğu için, hani cinnet geçirme anlıktır, anlık olaylarda mesela bir an, ha, bakın. Eğer o mobilya ilk öldürdüğü kişiyi o 5 Mayıs'ta ilk öldürdüğü mobilyacıyı ilk gördüğünde çocukluğundaki şeyi hatırlayıp da o an eline ne geçtiyse ona saldırsaydı işte o zaman cinnet geçirmiş olurdu. Ama bu kişinin belinde silah var. Bu planlamış. Kafayı da yedirtecek bir durum. Gerçekten Saadet Ahmet Ova. Kafayı yedirtecek bir olay bu. Keşke yapmasaydı. Ben şimdi e bu seri sonra şeye geçeceğim. Neydi Serap Hanım'da bir konu var. Siz de izleyin onu. Çok enteresan bir konu. Ee, Naime isminde bir kadın geldi. Programa. 10 ee, yıllık sevgilisi tarafından dolandırıldığını söylüyor. Ama sevgilim demiyor. Kocam diyor bu arada. İmam nikahıymışlar. Kocam diyor. Oysa ki adam evli. 10 çocuklu. Pardon 9 çocukluydu onunla beraberken. Onunla birlikteyken karısı da, yani nikahlı karısıyla bir tane daha çocuk yapıyor. 10 çocuklu. 10 çocuklu adamla birlikte oluyor. Neymiş? 2 milyonlu 2 milyon lirasını kaptırmış. 3 kilo altınını kaptırmış. İşte çok enteresan. Hani dolandırıcı. Evet, dolandırıcı olmasının haricinde orada çok önemli bir şey söyledi şey Naima Hanım. Bedrettin'in kız kardeşini 14 yıl önce kocası 6 aylık hamileyken öldürüp gömmüş. Yani gömmüşler hep beraber. Apar topar. Bu aileye de geç haber vermişler. Yani kocası tarafından öldürülmüş 6 aylık hamile bir kadın var. Bakalım Serap Hanım bunun üzerine gidecek mi? Beni ilgilendiren kısmı orası aslında. Evet izleyin siz de. Ben de izleyeceğim. Ona, ona bakacağım ben. Yani 6 aylık hamile bir kadını nasıl öldürürler ya? Ve küçük bir köyymiş arkadaşlar bu kadının öldürüldüğü yer. 6 aylık hamile kadının öldürüldüğü yer. Küçük bir yer. Ve o köyde 6 haneymiş. Toplamda 6 hanede bu öldüren katil var ya koca. Onun ailesi. Yabancı yok. İşte eceliyle ölmüş gibi mi göstermişler? Ne yapmışlar? Hemen apar topar gö şey yapmaya hani gömü gömmeye cenazesi yapılıyor. Ailesine geç haber veriliyor. Ailesi geliyor. İşte gömülüyor. hani gömülmeden önce yüzünü açarsın ya. Kefenin yüzünü açarsanız ya böyle görsün ailesi diye. izin vermemişler. Açtırmamışlar. Hemen görmüşler orada gözlerinin önünde. Evet Urfalı. Urfalı. Yani e, bunda e, Bedrettin yalan söylüyor. Konuşmalarından belli zaten yalan söyledi de. Naima Hanım da pek öyle sağlam ayakkabı değil. Viran şehirli evet. Ve ciddi paralar dönmüş bu arada. Yani öyle böyle değil. Bakalım. Geleceğiz. Mesaj geldi. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Apple şükür. <laughs> Şükür dedi diyorlar burada da. <laughs> Ama kadının gençliği o kadar ya. Şu an kaç yaşında? 50 mi? 50 falan herhalde. Ben de sizi özledim Saadet Tuva. <laughs> Tatlı belamı da özledim. Ay inşallah sağlığına kavuşur. O olmayınca var ya gerçekten burada onu moderatör olarak arıyorum. İnsana sağlığına kavuşur tatlı böyle. Sizi, sizin ilginizi çeken bir konu olursa onu da e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani benim işlemem istediğiniz herhangi bir konu varsa şeyler değil ama bakın e, bana büyükşen demeyin mesela. Büyükşen işlemem. Ondan sonra neydi onun adı? Sinop yangınını falan istemişler. Yok ben onları yapmam. Bu yeni konulardan ilginizi çeken olursa yorumlara yazın. Bir de siz bu Seyit Ahmet konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yani bu cinayetleri bir an böyle buhranla mı işledi? Arkadaşının ölümünden dolayı mı işledi? Bu konuda fikirlerinizi de yine yorumlara yazabilirsiniz. Benim aklım almadı. Evet Saadet Ahmetoğlu onu duydum. Genç bir çocuk işlenmiş. Çatalca cinayeti her şey belli Çatalca cinayetinde de. İşte, delil istediler. Zaten o Çatalca'daki Çatalca cinayetinde o baba oğlu öldüren kişinin ben o Özbekistanlı mıydı yoksa şeyde işte As Orta Asya'dan birisiydi. Belliydi o yaptı zaten. Ama yaptıran da zaten anne. Değişik bir ismi vardı o kadının. Ama kaçtı. Bek Murat, evet, F evet Bek Murat. Kaçtı o. Şu anda Türkiye'de değil zaten. Nihal, Nihal deniyor ama Nihal değilmiş. Değişik bir isim vardı ona. Nahil mi, Niha Nahile mi? Öyle bir şeydi. O Nihal diyordu kendine. Ve şu anda o Nihal kuaför açmış kuaförcülük, kuaförlük yapıyor ve yaparken de işte şen şakrak, hiçbir şey olmamış gibi keyfi gayet yerinde ama çok enteresan bir şekilde kuaförün önünde de kuyruk var. Niye? Demek ki reklamın iyisi kötüsü olmaz diye boşuna demiyorlar. Çocuğun da başını yedi, kocasının da başını yedi eee Neydi sorgudan sonra hemen geliyor... Geli, sorgudan önceydi galiba. Merdivenleri yıkıyor ya. Merdivenleri yıkılmış hemen apar topar. Ondan sonra gidiyor sorguya. Niye yıkıyorsun sen ortalığı temizliyorsun? Yahu... Neydi? E, bir bıçakla galiba ip. Şey olarak alınıyor. hani Delil olarak alınıyor. Sonra getirilip buna tekrar geri veriliyor. Sonra... Polis geliyor tekrar onları istiyor. Nerede olduğunu bilmiyorum attım galiba diyor. Yani anında atıyor o şeyleri delilleri de. Yok ediyor. Yani nasıl verdiler onu geri hala işte eleştirince de suçlu oluyorsun ya işte eleştiremiyorsun. Bazı şeyleri Yok yok kadın kadın F'ye kadın aileyle alakalı değil. Agah ya yazık yavrum. Hayvanların pisliğinin aktığı çukurun içinde bulunuyor çocuk. Yok Yavuz Şahin'i işlemem. Şey Yasin, Yavuz Şahin değil Yasin Şahin. Yok onu ben işlemem. O benim konum değil. Didem'deyken işlemiştim ben onu zaten. O konuyla ilgili bir sürü ihbar vermiştim zaten oraya. Ben <laughs> benim çok şey oldu yani beni e, etkileyen bir konudur o. Yasin Şahin kaybı. O yüzden ben ona girmeyeceğim. Zaten Yavuz Bey şey, kanallara çıkıyor. Kendini açıklamaya çalışıyor. Dün neydi bana anlat da izledim. O şeyleri de izledim. Neydi? Ses kayıtlarını da izledim. Ya benim fikrimi sorarsanız arkadaşlar ben o şeye inanmıyorum. Yani bu benim fikrim. Görgü şahidine inanmıyorum bir görgü şahidi yanından böyle jet gibi geçen bir arabanın içerisinde çocuğun kafasının büyüklüğünü görecek. İşte neydi önde oturan kadının ceketinin işte mavi olduğunu söylemişti. Mesela son katıldığı programda turkuaz yeşili dedi. Yani ondan sonra e, bu arada Berrak Hanım'da yayınlanan o şey ses kayıtları bu Didem, Didem Hanım'a çıktılar diye işte o zaman alınmış ses kayıtları. Yeni alınmış değil bu arada. Sakın kafanız karışmasın. Dediğim gibi hızla yanından geçen arabanın içerisindeki sen kişinin, çocuğun kafasının büyük olup olmadığını, ağladığını, işte öndeki kadının ceketinin rengini, arkada muhtara benzeyen bir adamın kazanın şurasındaki kahverengi çizgisini falan göremezsin. Ve ben zerre inanmadım o kadının dediklerine. Ya tutulmuş birisi o, çünkü daha önce yapıldı. Serap Hanım'ın programında yapıldı böyle bir şey. Ah pardon, Serap'la değil ya. Yok Serapla Serap, Serap Hanım'la değil. Tabii. Tamam. Eğer Serap Hanım'a katılmış katıldığında olsaydı kurgu olabilirdi. Çünkü daha önce Serap Hanımlar yaptı böyle bir şey. Nezih Çinkitaş'ta bir yalancı şahit çıkarttılar. O adam da meğersem bu e, figüran kiralayan bir yerden tutulmuş. Kanal yapmış bunu. Ve ne ne neydi, e, Nezih Bey bu yüzden çıktı. Serbest kaldı. O adam daha sonra işte bir evlendirme programına çıkınca her şey çıktı ortaya. Parayla tutulmuş meğersem. Program tarafından tutulmuş. Serap programı tarafından tutulmuş. İşte e, eğer Serap Hanım'ın programına çıkmış olsaydı bu şahit tamam da yani onlar kurgulamış. Değil. Bence bu yalancı şahit şey yapıyor arkadaşlar. Yavuz Bey'i kandırıyor. Yavuz Şahin'i kandırıyor. Mümkün değil bu kadar hatırlaması. Yani e, Yavuz Bey'i oyalıyor diye öyle söyleyeyim. Yavuzu ümmü. Ya ben Ümmü'den önceki de şüphelendim ama bu sefer şeyde Serap Hanımın programında resmen çuvalladı ya. Resmen çuvalladı. Bir de Yavuz neden Yasin kaybolmadan önce ümmüyü çok döverken kaybolduktan sonra niye hiç dövmedi? Ben buna takıldım. Neden dövmedi? Niye? O kadar dövüyordu hani engelleyen ne? Yasin'in kaybından sonra. Ha size onu söyleyeceğim. Ee, evet Yasin Şahin ilgili size e, şey için Ümmü ile ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani Yasin Şahin'in ilk kaybolduğu gün var ya. Hani o gün fenalaştı Ümmü de ambulansa getirildi. Biz ne zannediyoruz? Ümmü dört gündür aç ambulansla hastaneye kaldırılmış. Orada öğrenilmiş sanıyorduk. Biz de biz ne diyorduk? Hepimiz ne diyorduk? Vay efendim işte Yavuz ne kadar vicdansız, kaynanası ne kadar vicdansız, dört gün bir kadın aç bırakılır mı? Bu kadının bebeği var falan böyle konuşuyorduk değil mi? Değilmiş arkadaşlar. Yasin kaybolduktan dört gün sonra ümmü fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. O zaman aç olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Oğlunun kaybına kay, çok üzüldüğü için yemek yiyememiş. Sebep bu. Ama bizim önceki programlarda ne söyledi? Ne anlattı? Ambulans hastaneye kaldırılmış. Dört gün aç aç olduğu söylenmiş. Yasin'in kaybolduğu gün eğer dediği gibi olsaydı. Tamam o zaman Yavuz'a kız. Ç'ye kız. Ne bileyim ba, babaanneye kız. Evdeki kim varsa yetişkin onlara kız. Ümmü aslında aç değil. Ümmü kendi kendini aç bırakıyor arkadaşlar. Bunu bir kere e, şey yapın buna emin olun oğlunun kaybıyla ilgisi var mı yok mu bilmem onu ben bilmem ama bu kadın kendi kendini aç bırakıyor size şöyle söyleyeyim bakın bir köy yerindesiniz ha ben bir de o şeyi merak ediyorum mesela ümmü evlenmiş hani kocaya kaçmayı biliyor evde iş yapmayı bilmiyor öyle mi köy yerinde kız çocukları köy yerinde kız çocukları çok küçük yaşta iş öğretilir arkadaşlar. Şehirdeki kızlar gibi büyütülmezler. El bebek, gül bebek büyütülmezler. Her şey öğretilir bunlara. Her şey ama. Hayvan gütmekten, hayvan salmaktan, ev işi yapmaktan, yemek, temizlik, tarla her şeyi çok küçük yaşta. Hele okumuyorsak kız çocukları genelde okutulmaz. Benim memleketim o konuda çok şanslı. Bizde kızlar okutulur. Ta kaç seneden beri. Yani o konuda şanslıyız okutulmaz böyle yerlerde okutulmaz okutulmadığı için çok küçük yaşta eğitirsiniz bunu. yani ben böyle ekmek açmayı bilmiyorum ben yemek yapmayı bilmiyorum iş yapmayı bilmiyorum hatta diyor ki yani Didem Hanım söylemiş sonra ya diyor insan diyor bir yemek yapmayı da mı bilmez ne bileyim bir ortalığı temizlemeyi de bilmez derken Ümmü'ye Ümmü dedi ki bunların hepsinin küçükken öğrenilmesi lazım valla arkadaşlar köyde ben iş yapmayı bilmiyorum der. hele bir de annene hele bir de babana Ağzının oturup bir çakarlar. Anında öğrenirsin iş yapmayı. Diyemezsin bunu. Şehirli kızlar der. Çünkü şehirli kızlar çocuklar el bebek gül bebek büyütülüyor. Sen babanın evinde ben iş yapmak istemiyorum de. Ekmek yapmak istemiyorum bir de bakalım. Aldıkları gibi oklavayı seni evine çevire döverler. Böyle iş yapmayı bilmiyorum diyeceksin ha. He? Hele ki evlendikten sonra. Orada babaanne çok haklı. Yerden geliyor kadar haklı. Ben de size onu söyleyeyim. Ba babaanne ne diyor? Babaanne akile. Ne söylüyor? Ben mi pişireceğim? Gelin yiyecek. Gelin mi pişirecek? Ben mi yiyeceğim? Derken kadın hani tamamen gelini yapsın anlamında söylemiyor bunu. Yani demek istediği şey sen gelin olarak gelmişsin. Yemek de yapacaksın, evde temizleyeceksin, hani bakacaksın zaten çocuk doğuruyorsun peş peşe. Bakacaksın tabii ki ümmünün yaptığı nedir arkadaşlar? Yukarıya kapatıyor kendini. Yemek yemiyor. Kendi kendini aç bırakıyor. Resmen açlık grevi yaparaktan kendini şey yapıyor yani. Kendine zarar veriyor. Ve sürekli çocuk doğurup babaannenin üstüne bırakıyor. Bu kadın bakın şimdi babaannenin tarafında düşünün. Kendinizi bir babaannenin yerine bir koyun. Deyin ki bir geliriniz olmuş eve gelmiş bu habire seninle tartışıyor, atışıyor, küsüyor gidiyor yukarıya. Ya senin çocuğun var ya çocuğun. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Beş tane. Kendini yukarı kapatamazsın. Kendini aç bırakabilirsin ama o çocuklarını bırakamazsın. E, ümmü ne yapmış? Doğurmuş, doğurmuş, atmış babaannenin üstüne. Babaanne bu kadar. Bak tek başına ben yapmayı bilmiyorum diyor. Çıkıyor yukarıya kendini, kendini de aç bırakıyor. Şeyde, yani çocuklarıyla da hiç ilgilenmiyor zaten. Hiç ilgilenmiyor. Babaanne hem hayvanlara bakıyor. Yavuz yav yani hayvanlar Yavuz'la birlikte bakıyor ama şey hayvanlar geri geldiğinde sağma işi şu bu mutfağa Yavuz yapmıyor. Babaanne de yapıyor. Babaanne yemek yapıyor. Hayvanlara bakıyor. Çocuklara bakıyor. Beş çocuğa bakmak kolay mı ya? Ya kolay mı? Ondan sonra bir de doğru doğru üstüme atıyor. Kadın yerden geliyor, kadar ayaklı. Sonra yemek yapmıyor. Servis yapmıyor bulaşık yıkamıyor, ev işi yapmıyor. E ben ne yapayım ya öyle gelini? Gene iyi da dayanmış yani. Ama bu arada kadın e, ümmü dayak arsızı olmuş. Yani Yavuz dövdüğü halde onu yani şiddete karşıyız tamam ama köy yeri bu. Köy yeri olarak düşünürseniz arkadaşlar e, şey olabilirsiniz. Daha net düşünebilirsiniz. Sen köydesin. Çocuk doğuracaksın. Kaynanan bakacak. Yemeği de o yapacak. Her şeyi o yapacak. Sen yukarı çıkacaksın. Bir de beni aç bırakıyorlar diyeceksin. Zıkkımın dibini ye. Deneyecek şey bu. Zıkkımın değil mi? Diye. Şimdi köyde şu vardır arkadaşlar. Bir evde iki ocak yanmaz. İki iki daha dört. Bir evde hiçbir zaman iki ocak yanmaz. Bir ocak yanar. Yemeği Evdeki gelin yapar. Bak sadece gelin yapar diye bu arada kaynana da yapar. Yani kaynana ile gelin karşılıklı beraber yaparlar zaten her şeyi. Sen kaynana da destek olacaksın. Kayınvalidene. Aynı zamanda da senin öz teyzen zaten. Yani sanırsın hani saraydan çıkmış hanımefendi yukarı çıkıyor kendini aç bırakıyor. Geç onu. Ve e, dünkü şeyi de izledim zaten. Berrak'ta izledim. Yani Yavuz boşanacağım diyormuş. Boşanacak mı bakalım bilmiyorum da Biraz zor. Köy, köy yerlerinde boşanmak da olmuyor. Boşanmazlar yani. Köyde boşanma yoktur. Ama bilmiyorum artık sıtkı sıyrıldıysa insanların. Evet, evet, evet. Saadet Ahmet Bir de köy yerlerinde ne yaparlar? Böyle yuka kesmek. Hani makarna vardır ya böyle şey ince ince küçük küçük. Yuka, yuka denir. Erişte, pardon. Ha, bizde yuka deniyor da şeyde bazı yerde erişte. Bütün köyün kadınları, yani akrabaların özellikle toplanırsın hep beraber. Bir yandan ya pişirilir, bir yandan kesilir, hazırlanır. Bulgur hazırlamak, ondan sonra erişte hazırlamak, salça hazırlamak, kışlık salça, kışlık konserve hazırlamak, yazın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılır bunlar. Hep beraber. Ben buna ümünün katıldığını hiç düşünmüyorum biliyor musunuz? Hiçbirine katılmıyordur bu. Ya yukarı çıkıyorsun, yatıyorsun ve istiyorsun ki önüne yemek gelsin. Yok öyle bir dünya. Burada da yok. ya yani Ben burada yatayım. E ee? dışarıdaki insanlar gelip bana yemek getirsin. Hani bir aile olarak oturuyorsan bile mesela. Ben şu anda oğlumla beraber yaşadığım için. Ben yatayım hep oğlum getirsin. Oğlum nereye kadar yetişecek yani. Ya da kalabalık bir ailede oturuyorum. Diyelim ki ben burada kendime idame edemedim. Hayatımı devam ettiremedim. Mecburen gideceğim aile, eşimin ailesinin yanına. Yani onlar kalabalık. Ama ben gideceğim onların yanına. Çıkacağım yukarıya. Yatacağım. Bana yemek getirecekler. Bir getirirler, iki getirirler. Üçüncü de kalk sen de yap artık. Yok öyle bir dünya. Yok ben e, öğretmen yani Yasin öğretmeni ve muhtarı suçluyor evet Serap Hanım da diyor ki ben onlardan gitmeyeceğim diyor şey yapsın kendisi bilir bilemeyeceğim ama o ya, şahit var ya Yavuz'u Yavuzla konuşan şahit ben ona zerre inanmıyorum yani ya tutuldu ya da Yavuz'u kandırıyor şunun için ben öyle düşünüyorum. Yattığı yerden para kazanan derler bir tek tavuktur. Yattığı yerde yumurtluyor ya bir tek odur. Aa, akrabam intihar etti. Gel. Başını sağ olsun Fatoş abla. Bilmiyordum. Allah sabırlar versin. Yeni mi oldu? Hiç haberim yok. Ha, bu tür bunalım Erdal. Ha, Allah sabır versin. İntihar, intihar çok kötü bir şey. Duygularını anlayabiliyorum. Prenses, evet, yalan şahit. İnadet, kumpaca, inadetmiş, açlık grevi gibi. Ne bileyim, evet, evet, kumpaca, aynen öyle. Biz bu gerçeği bilmiyorduk. Mesela Yasin'in kaybolduğu günde bayılıp hastaneye gitti diye biliyoruz ve dört gün aç bırakılmış. Yavuz'a saydırdık, Babaanneye saydırdık, ne bileyim görümce Ayşe katıldı ona saydırdık siz kadını nasıl aç bırakırsınız diye. Meğersem o Yasin'in kaybından dört gün sonra fenalaşıyor. Üzüntüden yemek yiyememiş. Bunda Yavuz'un ya da babaannenin bir suçu yok ki ya da Ayşe'nin bir suçu yok ki. Her şeyin kileri kitliği olayı var ya bunu bunu, bunu yalanlıyorlar arkadaşlar. Ben bunu şeyde idamde idamda işlenirken sormuştum. Köydeki kadınlarla görüşüyordum ben o sırada. Çok bilgi verdiler zaten. Onlarla görüştüğümde böyle bir şey yok dediler. Kitlenmezmiş zaten hani. Öyle bir şey olsa biz görürdük, bilirdik dediler. Değilmiş arkadaşlar. Evet, kanal kanal gezmeleri ilginç. Keşke gezmeselerdi. Keşke bu programa katılmasalardı. Eğer öbür türlü ise. Keşke katılmasalardı. Prenses çocuk yaşamıyor inanmıyoruz. Didem'de çok emindim yaşamadığına. Ama Serap Hanım'da kafamda bir soru işareti oluştu. Ha size şey de söyleyeyim bakın. Orada da kafalar karışıyor. Yasin Şahin'in kaybolduğu günü mü geldi jandarma yoksa ertesi günü mü geldiğinde hani arama köpekleriyle hani oradan evin oradan çıkmış köpekler ta yol kenarına kadar oradan da geri geliyorlar ya yani, yol kenarına kadar geliyor ya köpekler orada duruyor. O günü, yani o günü değil ama bakın Yasin'in kaybolduğu günden bahsetmiyorum. Ondan bir gün önce Yavuz'la Yasin, yani Yavuz şeye gidiyor hayvan otlatmaya, Yasin de peşine gitmiş. Sonra yolun kenarına kadar geliyor, Yavuz bir bakıyor, Yasin peşinden geliyor, dön oğlum geri diyor. Ve onu geri gönderiyor. Yani bunu köydekiler anlatmıştı. Yani bir gün önce Yavuz da anlatmıştı galiba, tam hatırlamıyorum. Çocuğu oradan geri yollamış yani, çocuk geri gitmiş. Doğal olarak köpeğin duyduğu koku bu. Köpeklerin duyduğu koku bu. Bir gün önceki kokuyu duyuyor köpekler. Gerçekten Yasin oraya kadar yol kenarına kadar geliyor. Yavuz oradan geri gönderici geri gidiyor. İşte köpekler o mesafede kokuyu alıyor. O bir gün önce olmuş olay. Yasin'in o gün başına ne geldiği bilinmiyor. Yani bazı şeyler söylendi. İşte eğer onlarsa keşke çıkmasaydı Yavuz. Yavuz çıksın programa ümmü çocukların başına gitsin ümmü ya <laughs> şey e, çocuklara bakmıyor ki geri dönse ne olacak bakmıyor çocuklara Didem mi Didem Hanım mı yok Dur, karıştırmayayım da ya Müge Hanım'ın programından döndükten sonra ya da Didem Hanım'ın programından mı diyeceğim yok yok Didem değil tamam Didem Hanım değil Müge Hanım'ın programından ayrıldıktan sonra bir çocuk daha yapıyorlar Son küçük kızı. Ya yapmayın ya yapmayın. Gerçekten çocuk ziyanlığı ya. Gerçekten yapmayın. Tamam hani köyde e, çok çocuk lazım ama işte görüyorsunuz ümmü bakmıyor çocuklara. Yeni bir çocuğu doğurup da niye ziyan ediyorsunuz? Bırakın. Yani şimdi bunu da ben söyleyecek değilim. Hani gidin sağlık ocağına bir bunun önlemini alın. Yapmayın sürekli çocuk ya. Hani ben Yavuz'a söylüyorum şu anda. Yapmayın başka çocuk. Yapmayın. Bakmıyor ki bu kadın. Yani senin her yaptığın çocuk hani bu çocuğu sadece Ümmü yapmıyor bu arada. Yavuz'la birlikte yapıyor yani. Doğal olarak Yavuz'la da benim lafım. Yapmayın başka çocuk. Çünkü yaptığın her çocuk annenin başına geliyor. Annen bakmak zorunda. Ya anneni bir parça düşünüyorsan artık bunun da bir önlemini alın. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle Gülden. Geçinemediğin, dayak yediğin adamdan çocuk doğurmazsın. Bitti. Niye doğuracaksın? Evet. Babaannenin başına kalıyor çocuklar hep ya. Hem doğur doğur babaanne Hem evde yemek yapma. Babaanne yemek yapsın. Evi çekip çevirsin, temizlesin, bulaşık yıkasın. Ya kadın kaç yaşında ya? Hani bu kadının bir ayağı çukurda. Ben bunu sadece şey ümmü olarak da söylemiyorum bu arada. Sadece ümmü açısından da söylemiyorum. Genel olarak ee, evliliklerde eğer anne çalışmıyorsa bakın annenin görevi evi çekip çevirmek, çocuğa, çocuklara bakmak, çocukları varsa çocuklara bakmak. Babanın da görevi dışarıda çalışmak, eve para getirmek. E bu arada hani tamam ev işi yaparsa çok iyi olur da erkekler genelde evde karılarına yardım etmiyorlar. Keşke etseler. Etmiyorlar. Keşke etseler ama. En azından çocuklarıyla ilgilensinler. Çocuklarıyla. Tarih yüksel. O yorumunu onaylayamam üzgünüm. Üşüttüm bu arada arkadaşlar. Nezle değilim üşüttüm biraz. Ee, hastaneye gittim ya arkadaşlar ben geçenlerde. Perşembe günü. Tabii ki ben burada fenalaşınca kalp krizi geçiriyorum zannettim. İşte oğlum 911'i aradı işte ambulans geldi beni götürdü. E tabi ceket falan giyemedim. Fırsatım olmadı. Hiçbir cep telefonumu alabildim yanıma. O kadar. Hastane. Bir soğuk. Bir soğuk. Bir de şeyi açıyorlar. Soğuk hava klimayı açıyorlar. Dondum. Sonra da kaptım şifayı. Meğerse hastane zaten soğuk tutuyor. Biliyorum da. Sonra artık şey yüzsüzlük ettim. Gittim ee, şeyden hemşireden ee, de izin aldım. Gittim bir tane battaniye aldım. Battaniyeyi de görseniz yani böyle sel pak kadar ince neredeyse. Artık ona sarıldım. Saat 3'te taburcu oldum hastaneden. Yani orada kaptım şifayı. Üşüttüm ama çok üşüdüm. Tit tit yani. O yüzden evet bitki çayı <laughs> içiyorum. Yavaş yavaş. Evet. Yani ha şeyi anlatıyordum. E, karı koca ilişkilerini anlatıyordum. Şimdi a anne çalışmıyorsa eğer annenin görevi evi çekip çevirmek, çocuklarına bakmak. Babanın görevi işte e, para kazanmak, ailesini geçindirmek. Sonra eve geldikçe yani iş yapmasa bile en azından çocuklarıyla ilgilenmeli baba. Yani bu bir denge arkadaşlar. Bu dengenin ne kadar önemli olduğunu eşim vefat ettikten sonra anladım. Çünkü bütün işler üstüne yıkılınca tek başına bir şey olarak anne olarak bütün işler üstüne yıkılınca bazı şeylere yetişemiyorsunuz ve o zaman eşinizin kıymetini bir kez daha anlıyorsunuz. Sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda evin içerisinde bir nefes değil, evin içindeki dengeymiş. Karı koca. Yani eşinizin kıymetini bilin. Eşinizin yani sadece kocanızın kıymetini bilin anlamında söylemiyorum. Karılarınızın da kıymetini bilin kocalarınızın da kıymetini bilin. Ee, dünyanın fani olduğunu da düşünün. Hiçbirimiz bu dünyaya kazık kalkmadık. Bu yüzden eşlerinizin kıymetini bilin. Kaybettikten sonra anlamanın hiçbir faydası yok. Boşandıktan sonra bakın boşanan sonra tekrar birleşen eşler var. Hatta benim akrabalarımda da var bir tanesi. 45 yıl evliydi sonra boşandılar. Sonra kaç yıl? 2 yıl sonra tekrar birleştiler. Bana garip gelmişti. Hani Niye? Ayrılmışsın zaten. Niye tekrar bir aradasın? Değil işte. Değil. Eşinin kıymetini ayrıldıktan sonra anlıyorsun. İnşallah ayrı, yani böyle bir kısa bir ayrılık olunca anlarsınız. Evet. Niyeti yok. Bengice. Tem, tembel tembel. Doğru. Ümürün ki tembellik. Eşinizin kıymetini inşallah öldükten sonra anlamazsınız arkadaşlar. Öldükten sonra anlayınca geri dönüşü de yok. Ama boşanırsanız Sonra işte eşinizin kıymetini anlarsanız tekrar geri evlenebilirsiniz. Ya yani dünyanın ben artık hiçbir şeye hayır demiyorum ya da kesin konuşmak istemiyorum. Ha, kesin konuştuğum bazı şeyler var. Mesela ben bir daha asla evlenmem. Diyorum. Asla evlenmem. Ben yapamam zannetmiştim biliyor musunuz? Çünkü ben hiçbir şey bilmiyordum burada. Ya e yaptım, öğrendim ve tek başıma yaşamak. Oğlumla beraber ayaklarımızın üstünde durabilmek benim çok hoşuma gitti. Özgürlük çok hoşuma gitti. Bir kere hesap vermiyorsunuz artık hiç kimseye. Evin direği sensin. Sen ne dersen o? Yok e, Yavuz'la Ümmü eş. Yani Yavuz eş gibi görmüyor Ümmü'yü. Evet çünkü... Ümmü sevmiş Yavuz'u ama Yavuz intikam için evlenmiş. Hani bunu kendi de söylemişti Didem Hanım'dayken. İradı olsun diye evlendi. O yüzden ama artık alışkanlık var. 16 yıllık evliler arkadaşlar ya. 16 yıl. Yani 16 yıl boyunca evde iş yapmamak, yemek yapmamak, kendini aç bırakmak nedir ya? Ya gerçekten arkadaşlar bakın köy yeri olarak düşünürseniz Böyle kadınlar günde beş bolsa dayak yer. Yer. Ama ümmü bambaşka bir örnek. Çünkü sen bir dayak yersin, iki yersin, üçüncüsünü artık hani bir işin tutmaya başlarsın. Niye? Çünkü dayak ya yiyeceksin yani. Dayak yiyeceksin kesin. O yüzden ne yaparsın? Ama ümmü yok yok. Yer belası ümmü ya. Kusura bakmasın da. Öyle e, yukarı çıkıp da e, yemek önüme gelsin. Yok öyle ya ama. Ha ben şeyi merak ediyorum. Acaba ama yok yine yapmazlar ya. Dediğim gibi bir evde iki ocak yanmaz. Yani ben dedim ki acaba hani Yavuz yemek alıp yukarıya ümmiye götürdüm hani çocuklara kendine de yap diye. Ama yukarıda pardon Didem de, yap, Didem de söyledi. Yapmamış. Gene yapmamış arkadaşlar. Yukarıda yemek yapmamış gene. Yukarı çıkarttığı ma malzemeler mesela küflenmiş. Yapmıyor. Kendine de yapmıyor çocuklara da yapmıyor. Zaten çocukları da yollamış. E çocuklar da aç mı kalsın şimdi onun yukarıda yanında? Babaanneli yaşıyorlar. Evet açlık görevi yapıyor. Kendi çocuklarına da yedirmiyor. Ya bir insan her şeyden önce kendi çocuklarını düşünmeli. Kendinden önce çocuklarını düşünmeli. Ama ben Ümmü'de böyle bir şey görmüyorum. Bir bağ görmüyorum. Didem Hanım'dan döndükten sonra ben de bu konuya girmeyeceğim dedim ya beni soktunuz bu konunun içine Allah ben ne anlatıyorum diyorum ya soktunuz beni ya, şey ya Yasin Şahin kaybını ama Yasin Şahin konusunda konuşmuyorum sadece yani kadın erkek ilişkileriyle ilgili birazcık <laughs> konuşmak istedim hani ben şey girmem Yasin Şahin de işte ümürün yaptıklarını Mesela Ömür'ün yaptıklarını önceki programda görmedik. Neden görmedik? Göstermedi bize. Çünkü dedi ki, ne dedi şey? Aç bırakıyorlar evet. beni. Sürekli aç bırakıyorlar beni. Ya mesela şey Yavuz en son programdan neden ayrıldı? Ümmü gene orada ben açım dedi. Yani beni aç bırakıyorlar. Ben açım falan. Fenalık geçirmedim mi ben? E tamam fenalık geçirdin. Yasin kaybolduktan dört gün sonra mı? Ama Didem Hanım'ın programında Yasin'in kaybolduğu gün fenalık geçirip hastaneye gittiğin şeklinde konuşulmuştu. Bunu öğrenince yani. Sergen küflü peynir çok pahalı. Aferin. <laughs> Peyniri küflendirmiyor ki sadece. Ekmeği de küflendiriyor. Domatesi de küflendiriyor. Ne bileyim e, yukarıya çıktığında mesela e, ne çıkıyorsa her şeyi küflendiriyor. Yapmıyor ki yemek. Bir menemen yapmış bir gün. Oturup kendi yemiş yani. Evet Fatoş abla. Kadın aç. Kendini aç bırakıyor. Yani. İn aşağıya ya. Yap. Yap. Yani sen yemek yapıyorsun diye kaynanan sana hayır yapma mı diyecek. Bir de 16 yıl ya çok uzun. 16 yıldan beri Ay bu küflü peynir. Burada ne? Evet prenses boykot yaptı resmen gerçekten. Ve köy yerinde boykot yaparsan var ya dayak manyağı olursun. Olacağın şey bu. Hani o da olmuş ama yine de dediğim dedik çaldım dürük diyorum mı? Yapacak bir şey yok. İnat. Gerçekten. Keçi inadı var onda. Keçiler çok inatçıdır. Neydi? Ee, bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi diye çocuk İlkokul yıllarındayken bir şey kitap vardı onu okurdum. İki keçi karşılaşıyor köprüde. Sen geçeceksin, ben geçeceğim derken sonunda neydi? Dövüşüyorlar ve nehre düşüp ikisi de ölüyor. Yok yok. Ya arkadaşlar bakın şimdi. Ümmü dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ağlıyor sözde. Gözden yaş akmıyor. Bir damla yaş akmıyor. Didem Hanım ne dedi? Gamze'nin annesine. Turcene ne dedi? Ağlıyor gibi görünüyorsun ama akmıyor yaşlar. Akmıyor dedi. Yok dedi akmıyor. Ne biçim annesin sen dedi. Ağlamayan anneler benim bir numaralı şüphelimdir arkadaşlar. Yee yapıyor. Ya bir şey bir ona oyun diyorum ben yani rol diyorum. Eee yapıp da gidiyor şeye. Yavuz'un resmine ben bunu arıyorum. Ben bunu bırakın bunları ben bunu arıyorum. Nasıl aramak bu? Hi göz yok. Yok. Neriman Çetin aynen ümmü aç kalarak sadece kendini cezalandırıyor. E çocuklarını da cezalandırıyor ama çocuklar kalmıyor. Ha, Didem Hanım'ın programında geri döndüklerinde ne oldu? Çocukların hiçbirisi gelip de ona sarılmak istemedi. Bir küçük Yusuf. Ben annemi çok özledim dedi. Gitti annesine sarıldı. Ama çocuk kızların hepsi gitti babasına sarıldı. Dedi ki çocukları bana karşı dolduruyor. Hayır doldurmuyor. Çocuklar neyin ne olduğunu biliyor. Aa, tabii Serkan. Ha şu şey. <laughs> dur. Küflü peynir. Şimdi burada blue cheese diyorlar. Ben de hiç yemedim. Çok merak ettim ama. Herkes böyle alıyor. Reklamlarda görüyorum bu arada. Reklamlarda burada bol bol şey vardır. Böyle peynir, ne bileyim hamburger reklamları. Bu işte bu blue cheese diyorlar. Alıyorlar ekmekleri böyle sürüyorlar. iştahlı iştahlı yiyorlar. Ben de çok merak ettim. Bir gün alayım dedim. Aldım. Paketi bir açtım. Tabii ki ben bir şey almadan önce bir koklarım ya. Koklamamla kendimi geri atmam bir oldu yani. Oturdu eşim yedi o pis kokulu peyniri. Korkunç kokuyor. Ben ne bileyim hani bizdeki küflü peynir var ya. Küflü neydi onun adı? Rockford gibi ama değil. Bizim Kars'ın bir meşhur peyniri var. Küflü. Ben onun gibi zannettim. O mis gibi kokuyordu mesela. Ama yok. Ben yiyemedim. Ha evet Baviera. Blue küflü peynir. Korkunç bir kokusu var. Yok anam. Ya bir de yediğiniz bir şey var ya arkadaşlar. Teninizin kokusunu değiştirir. Hele ki o peynir. Bir pastırma yiyin bakın. Her yeriniz kokar. Pastırma kokar. Teriniz bile. Kendinizden tiksinirsiniz. Ama biz ne yapardık? Mesela 3 gün veya 4 gün bir yere gitmeyeceğiz. Alırdık pastırmayı yerdik. Üç baba baba oğul ve eş olarak yerdik. Üç gün sonra geçerdi zaten. Korkunç kokar. Köri. Burada Hindistanlılar, Pakistanlılar yemeklerine her yemeklerine köri kat katıyorlar ve korkunç bir şekilde köri kokuyorlar. Kokularından anlıyorsunuz. Ama sadece köri değil, onlar başka kokulu bir şeyler daha yiyorlar. Gerçekten burnunuz tutmak zorunda kalıyorsunuz ki ben kokuya da hassasım zaten. Evet, çanak peyniri. Kars'ın bir peyniriydi ama onun adını bak hatırlayamadım. Hatırlayan var mı? O Kars'ın küflü peyniri muhteşemdi ya. Kars'ın tulum peyniri. Sonra çeçil peyniri. Çeçil peynirine bayılırım. Onu böyle örgü olarak yaparlar. Biz örgü olarak alırdık. Çeçe peynir, Çeçil peyniri dedim. Çeçe peyniri. Evet çok güzeldir. Otlu peynir de çok güzel. Doğru. Aynen. Otlu peynir de güzel. Severim yani. Ha, yabancı ülkeye gittiğinizde zaten özellikle Amerika'ya geldiyseniz en büyük sıkıntınız gıdadır. Yemeğini alışamazsınız buranın. Ne buranın tereyağısı tereyağı, ne zeytinyağısı zeytinyağı. Ya, en çok sıkıntı burada yemekten yaşarsınız gelirseniz. Yani şey bizim damak tadımıza uygun olan şey var. İtalyanların Fransızlar, bakın Fransızlar, İtalyanlar, Portekizliler. Onların dükkanlarına gidelim. Onların damak tadı bizimkine daha çok yakın. Tulum peyniri. Ah nasıl özledim. Şey neydi? Ee, Mısır ekmeği. Mısır ekmeği üzerine tulum peyniri, tereyağı ve tulum peyniri. Ah çok özledim. Ezine peynirine bayılırım. İnek peyniri. Ezine peyniri ama muhteşem. O kokusuna bayılıyorum ezine peynirinin. Ezine peynirli makarna bile falan çok güzel oluyor. Ay kendimi acıktırıyorum şu anda. Evet Sergen peynir dedin. Ya evde şey şey gıdaları küflendiriyor deyince ben de küflü peynirden başladım. Gerçekten. Ay çok özledim ya Türkiye'nin her şeyini. Dil peyniri de aynı şekilde. Türkiye'nin bütün gıdasını özledim. Yurt dışına giderseniz zaten. İtalya'ya gittiyseniz çok şanslısınız. İtalya'nın damak tadı ve gıdaları bizimkine çok yakın. Tereyağı da aynı şekilde. Ya bir de İsviçre pardon. Alpleri, İsviçre'nin tereyağını alırım ben. Ee, onun için de yaklaşık bir, bir saatlik mesafe yola gideceksin. Ama damak tadı için mecburen gitmek zorundayız. Ay mısır ekmeği. Bayılırım. Burada da mısır ekmeği yapıyorlar ama burada normal bildiğin gibi böyle puf puf. Ben o sert şeyi arıyorum hani mısır ekmeğini. Yok burada. Ya buranın mısırı güzel. Ama yok mısır da güzeldi ya bozdu tamamen süt mısırı. Şu mısırda hani sarı mısırdı eskiden böyle böyle yerken çeneni yoruyor yani. O mısırı bulamıyorum artık. Yok. Burada yok. Burada hep süt mısır. Şu mısır yerken şöyle insanın gerçekten bir çenesi ağrıyacak. Tadını alacaksın. Türkiye'ye gittik işte kaç? 2017'de. Pardon. 2020'de. 2021. Ay ne zaman gittim Ha, 2021 tabii eşim vefat ettikten sonra kağıt işlemlerini yapmak için gitmiştim. Burada git gel git gel nasıl Angeles'a zor olacaktı. Fırınlanmış mısır, haşlanmış mısır. Ha, mısırın her türlüsünü severim ondan sonra gittik. Tabii ben buradaki mısırları biliyorum ya ağız tadıyla yemiyor. Türkiye'de ağız tadıyla yerim zannettim. Bir baktım aa Amerika'da aynısı. Beyaz mısır. Ya sarı mısır yok mu? Yok. Artık buna yetiştirmeye izin veriyorlar. Sarı mısır yok dedi. Deniz konuş. Ne konuştu Deniz? Ha, yani köylerde var. Bazıları var köylerde. Öyle tesadüfen bir annemin şeyine gittik. Annemin teyzesinin köyüne gittik de orada bulduktu haşlanmış mısır. Ay doya doya yedim ama. Acıktım. Ben de acıktım. Ben de acıktım ama işte Ya Acılı anne Çağla videosu gelmeyecek mi artık? Çağla konusu uzun arkadaşlar. O yüzden onu Ocak'ta yapmayı düşünüyorum ama Ocak gibi yapacağım. Çağla'nın videolarını yapacağım. Bu arada Mustafa Bey bana şey demiyor yani sakın Çağla'nın şeylerini yapma videolarını yapma falan demedi. Bana asla öyle bir şey söylemedi. Onu da söyleyeyim. Ya da e, birileri yorum yazmış işte siz bundan sonra Mustafa Bey'den bir komut alacaksınız falan. O değil sebep. Sebep benim onun şahsına karşı ettiğim kötü kelimeler. Yani adam yani Mustafa Şeker onun bana söylediği şey hakaret etmeden istediğiniz yayını yapın dedi yani. Dediği şey bu. Ve ben de hakaret etmeden yapacağım o yayınları. Merak etmeyin. Kapan, ya yani Çağlar'ın dosyası kapanmadı. Şöyle şöyle kapanmadı. Yani kapandı derken Söylenecek bir şey kalmadı. Bütün gazete haberleri, internette yayınlanan yayınlar, onun haricinde ta 2000 yıldan bu zamana kadar olan her şeyi zaten konuştuk. Konuştuk. Yeni bir olay olması lazım. Yeni bir şey olması lazım. Evet, yayınları kaldırdım. Çünkü e, çok fazla şey var, e, hakaret var. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Ee, videolarda o hakaret kısımlarını hani söylediğim bazı kelimeler onları çıkardım. Bakın başta öyle yaptım. Ben onları çıkardım. Çıkardıktan sonra ortada video kalmadı. Yayın diye bir şey kalmadı yani. Kak kuk kak kuk kuk Başka bir şey yok. O yüzden dedim ki ben bunu yeniden yapayım. Yeniden yapacağım. Merak etmeyin. Bu sefer yani daha böyle Yine arada bir böyle hı yaparım ama çok değil. Hakaret etmeyeceğim sadece. Ha, bu arada ha, ben Mustafa Bey'le e, şey ne diye özür diledim diyerekten ben hala ne bileyim Mustafa Bey'in çizgisi ayrı benimkisi ayrı. Ben hala diyorum ki bence katil aile içinden ve ben bu yolda gitmeye devam edeceğim. Ben Diyorum size 2008 yılından beridir benim fikrim aynı. Ben aile diyorum. Bütün oklar aileyi gösteriyor çünkü. Bunun üzerinden gideceğim. Bence de. <laughs> Bence kelimesini hiç unutmayın. Bence de. Yok şimdi şeye gireceğim. Eee. Zaten siz izlediniz arkadaşlar, hani olanı biteni biliyorsunuz. Charlotte Walter ile ilgili olanı biteni biliyorsunuz zaten. Benim yaptığım sadece bir tekrar olacak. Ee, şey ses, hani seviyeli bir şekilde düzgün bir şekilde konuşarak tekrar olacak. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Fikrim asla değişmedi. Aynı şekilde konuşmaya devam edeceğim. Ama şu anda yeni bir konuya gireceğim. Şu e, Naimi Hanımla Bedrettin Bey'e. Ondaki o kız kardeşin öldürülmesi, 6 aylık hamile kadının öldürülmesi beni ilgilendiriyor. Apart topar gömülmüş kadın. Yo, gene bulaşacağım. Bulaşmadan olur mu? Birine <laughs> acıla anne. Öyle kimseye bulaşmadan en güzel. Yani e, şeyde mesela Bedrettin bence yalan söylüyor. Ama ben sadece Bedrettin değil Naime Hanım'a da Bedrettin Bey'e de yani e, şey yapacağım yani söyleyeceğim. Ortada bir hata var. Sanki sadece kadın yapmış gibi konuşuyorlar tamam mı? Bedrettin'in Bedrettin, Bedrettin Bey'in kızı bağlanıyor Esen Gül. saldırıyor şeye. Naime Hanım'a. İyi de Naime da kullanan senin baban değil mi? E döndü biraz babana da laf söyle. Bu hata eğer Naime de varsa senin babanda da var. 10 yıl 10 çocuklu adamın 10 yıl başka bir kadınla birlikte olması normal mi? Ha bu arada e, babada tarlasını malasını satıp Naime ye, Hanım'a yedirmiş. Naime Hanım da kocasından kendisine kalan, kocasından boşanmış bu arada Naime Hanım. Naime Hanım kendi e, malını mülkünü de şeye kaptırıyor. Yani karşılıklı böyle birbirlerinin mallarını yiyip yani Amerika'da bir söz vardı. Aptalla parasının yolları çabuk ayrılır diye. Gerçekten ikisi de bence aptallık etmiş. O kadar para ne bileyim bakın ikisinin de şey var kamyonları var. Harfiyat kamyonları var. Ondan sonra neydi o? İnşaatta işte biçerdöver, ne döver ya kepçeleri falan var. Yani burada tanışıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Bu bunun parasına göz koyuyor. Bu bunun balına göz koyuyor. İkisi de başlıyorlar birbirlerini yeme. Ee. Şimdi de şey Naime Hanım şey olmuş. Kızıyor. 2 milyon liramı aldı. İşte 3 kilo altınımı aldı. Geri versin bana. Aslında derdi para değil. Onun derdi Onun derdi şeyin geri dönmesi, Bedrettin Bey'in geri dönmesi, onun geri dönmesini istiyor. Yani bugün kalkıp da ki Bedrettin Bey şu anda geri dönüşüm içindeymiş, o yani geri dönüşüm fabrikasını Kuran da Naima Hanım bu arada borçla borçla kızından bizden borç almış, şey, ona bir geri dönüşüm e, iş yeri açmış. Onun da ayrıldıktan sonra Bedrettin Bey kirasını ödeyemeyince orada oradan çıkmak zorunda kalmış. Şu anda kendi aracıyla kağıt topluyor yolda. Ya bu adam sana 2 milyon lirayı nereden verecek? 3 kilo altını nereden verecek? Mümkün değil. Urfa da çok uyanıkmış de Neydi? Naima Hanım da. Leyla Deniz hoş geldin. İyi teşekkür ederim. Yeniden izlersiniz. Sürpriz bir yayın oldu zaten. Hem biraz rahatsızım artık şöyle ağır kaldırmam yasak bir hafta kadar. Malum malum bizim işimizde çok şey yorucu böyle koli indir kaldır indir kaldır ha onu da söyleyeyim arkadaşlar ee, ama siz yine de gidin bakın ben e, Perşembe günü bit pazarında çalışırken işte malları indirdim kaldırdım hiçbir şeyim yok bakın sonra oturdum kalbimin üstünde bir yanma başladı sonra ağrı ve acı nefes alırken böyle derin nefes alamaz oldum böyle. <laughs> Böyle oldum. Dedim eyvah kalp krizi geçiriyorum. Hemen toplandım. Bakın fazla yormadan kendimi hemen arabama yükledim eşyaları. Eve geldim. Eve geldikten sonra attı. Yani ne oluyor bana? Ben kalp krizi geçiriyorum zannettim. Ne oluyor bana derken iyice fena başladım. Hiç nefes al alamaz oldum. Ee, bunun sebebi şeymiş arkadaşlar. Doktor ne yaptı biliyor musunuz? Bakın hemen zaten ambulansa giderken hemen böyle şey yapıyorlar. Ee, kalp ritminizi böyle hemen bir şeyler yapıştırdılar. Kalbimin ritmine baktılar. Kalbinizde bir şey yok dediler. Ondan sonra rahatladım zaten. Ondan sonra ne olursa olsun umurumda değil. Kalbimde bir şey olmasın. Sonra hemen böyle parmağım ucundan kan aldılar. Kan değerime baktılar. Şeyime, e, şekerim biraz yüksek çıktı. Ondan sonra tekrar testler yapıldı. Daha önce yapılmıştı zaten. De şey, şey ben yine mi şekerim dedim acaba şekerim yüksek çıkınca diye. Yok dedi. Diyabet değilsiniz dedi. Şekeriniz yüksek. Siz yine de bakın kalbinizin üstünde bir ağrı hissettiğinizde bir de şurada başladı ağrı koltuk altıma doğru gitti eyvah dedim ben gideceğim ondan sonra neyse kalp ritminde herhangi bir bozukluk yok hastaneye yatırdılar tekrar beni acilen hemen tekrar bir baktılar kalplerime bir her tarafıma EGK falan çekti EGK mı öyle bir şey çekildi röntgen çekildi her şeye bakıldı bekliyorum sonra doktor geldi dedi ki kalp ritminizde hiçbir şey yok kalp krizi geçirmiyorsunuz çok sevindim yani söyledi ama Gerçek doktor da söyledi. Müsaade ederseniz bir şey yapacağım dedi arkadaşlar. Şuraya dokun, dokunabilir miyim dedi. Ben buraya dokunmayın ne olur çok acıyor dedim. Sonra sırtımda bir noktaya bir bastı böyle. Bir çığlık attım. Sonra geldi buraya bir bastırdı. Gene bir çığlık attı. Sizin dedi şey muscle, muscle problem var dedi. Yani şeyde kaslarınızda problem var dedi. Anladım dedi. Sonra diğer işte kan testi sonuçlarını falan beklediler. Hepsine baktılar. Sonra da geldiler bana söylediler. Dediler ki kas spazmı geçirmişsiniz. Bir hafta kadar kendinize dikkat edin. İşte ilaç almak için doktordan randevu alın dedi. Türkiye'nin gözünü seveyim. Doktorların elinde ayağını öpeyim ben ya. Bana randevu veriyorlar. Bakın ilaç verecekler bana. Verecekleri şey ilaç. Bir ilaç verecekler. İki ay sonra randevu. Dedim ya öleyim daha iyi ya. İki ay sonra. Ondan sonra bir tanesi dedi üç ay sonra. Bir tanesi dedi bir ay sonra. Tamam dedim hani bir ay sonra sana şey yapalım. Ee, size telefon açacağız dediler. Hafta sonuna denk geldim. O yüzden pazartesi günü randevu verecekler. Bakalım ne zamana verecekler. Yani Türkiye'm Türkiye'm. Mem neydi cennetim benim güzel memleketim. Tereyağısı tereyağı. Peyniri peynir, simidi simit, doktoru doktor ve insanı insan. O yüzden kimse böyle e, Türkiye'de yaşayan insanlar Türkiye'nin kıymetini bilmiyor. Kıymetini bilme, kıymetini bilmeniz için bir yurt dışına gidin de, orada şöyle bir iki yıl, üç yıl kadar kalın. Aynen Serkan. Yüce Atatürk ne dedi? Beni Türk doktorlarına emanet edin. Ben de öyle. İleride zaten yani ben yaş yani yaşlanmadan gelmek istiyorum ama emekli olmadan da gelemem. 62 yaşında emekli olacağım. İşte 62 yaşına kadar buradayım. Ondan sonra ben Türkiye'ye. Yani ben kendi doktorlarımda tedavi olmak istiyorum. Yok gitsinler sahaya yüksel. Bizim gençlerimiz ölüyor yurt dışı diye. Gitsinler. Benim yaşamak istedim ya Türkiye. Şu an mecburuz burada olmaya. Bir kere benim oğlan işte eşim vefat edildikten sonra ben Türkiye'ye gitmem dedi. Ben burayı hemen ne var ne yoksa satıp Türkiye'ye gitmeyi düşünüyordum. Ama benim oğlan benim hayatım burada. Ben ben burada yaşıyorum. Benim arkadaşlarım burada. Ben hiçbir yere gitmem. Benim okulum var dedi. Ben bunları hiç düşünmedim tabii ki. Böyle olduğunu bizi zaten dönmezdim hiç geri dedim yani. Çocuk ufaktı o zaman. Bir üç yaşındaydı ben boşanmak üzere Türkiye'ye gittiğimde. Birisinde de beş yaşındaydı. Dedim bilseydim ben böyle olacağını hiç dönmezdim geri. Yok arada bir gelip gidiyorum da Ayşe Girgin. İşte en son 2021'de gittim. Türkiye sizin bıraktığınız gibi değil. Türkiye evet benim bıraktığım gibi değil pek çok şeyde ilerlemiş. Çok ilerlemiş. Sadet Ahmetova. Muscle treatment Yok muscle spazm. Çabuk geçmezmiş. Çabucak geçen bir şey değilmiş. Geçmiyor zaten. Ağrı kesici kullanıyorum. Kendi ağrı kesicim var benim. Tayden kullanıyorum ben. 6 saatte bir. <laughs> Prenses hayat çok pahalı. Amerika'ya bir geldi. Yani Allah izin verir gelirsiniz de Amerika'ya bir gelin de siz pahalılığın ne olduğunu bir görün. Ya hatta ben bugün şeye gideceğim ya. Footballers var bizim bu market. Ben sizi markete giderken bir orada çekim yapayım. Size fiyatları göstereyim. Sebze burada çok pahalı. Mesela 1 pound 480 gramdır arkadaşlar. 1 pound domatesin fiyatı 1 49 dolar 49 cent. 480 gram. Şu anda inmiş fiyatı. Yani gerçi en son aldığımdaydı. Belki yükselmiş de olabilir. Burada 480 gramdır. Bir pound. Çok pahalı. Bir e, enginar enginer mesela. Enginar biz, her insanın size de tavsiye ederim. Her insanın yılda en azından iki ya da üç kez enginar yemeği yemesi lazım. Enginer karaciğeri temizliyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız şey yapın. Eee eksik etmeyin evinizden. Karaciğerinizi temizliyor. Hani karaciğer yağlanması, ne bileyim ilaç kullandığınız için karaciğeriniz zarar görüyor ya, enginar çok iyi geliyor. Doğal olarak işte biz 8 tane enginardan bir tencere yemek çıkartabiliyoruz. Bir tane enginarın fiyatı sizce nedir burada? Sizce ne olabilir? Türkiye'de kaç para enginar? Tek bir enginar şu an Türkiye'de kaç para? Alan var mı? Tiger Balm. Tayland'dan almışsın. Bizim Mix daha iyi. Sadece. Evet bizim Mix çok iyi. Burada var bizim Mix'lerden. Hem de Bayer'den. Evet Amerika'da en ucuz şey ettir. Et çok ucuz. Et, balık, tavuk bunlar çok ucuz. Ama enginar Türkiye'de kaç para bilmiyorum ama burada bir tane enginar. Bir baş. Kesilmemiş. Türkiye'dekiler ne güzel doğuruyor hazırlıyor. Limonlu sular içerisinde böyle pazarda yüzüyor böyle. Aa ne güzel temizlenmiş hemen alayım demiştim. E, 2021'de aldım da koca bir tencere şey yaptık. Enginar doya doya yemiştik. 20 lira. Burada 4 dolar arkadaşlar. Bir baş enginarın fiyatı 4 dolar. Yani bir tencere 8 tane hesaplarsanız bir tencere enginar işte sağlığımız için mecburen almak zorundayız yani. Artıyor şiş. Şey Arkeoloji'nin şeyleri de var burada. Ee, konserveleri de var. Yani şeyin Enginar'ın konserveleri de var. Ben sevmiyorum bunu. Enginar severiz. Ya yani burada şey çok pahalı. Bakın size burada Amerika'nın en pahalı olduğu şeyleri söyleyeyim size. Bir, evler çok pahalıdır. Evlerin mortgage olarak alıyorsanız aylık ödemeleri çok pahalıdır. Yıllık vergileri. Bu evin yani benim evim, şu anda oturduğum evin yıllık vergisi 5400 dolar. Öyle ben ödemem vergiyi falan diyemezsin. Devlet o vergiyi senden söke söke alır. Ben eşim bunu şey yapmıştı. için içine eklemişti. Morviç de Allah'a şükür çok az kaldı. Ev ev fiyatları ev vergileri araba vergileri sağlık giderleri sağlık sigortan yoksa battın demektir. Batmışsın demektir. Mümkün değil. Bir de Türkiye'deki gibi böyle burada hastaneye gidiyorsun. Tedavi ol. Çıkışta öde paranı gel. Yok. Yok. Şimdi bana şey gelecek. Ama benim sigortam var. Sigortam karşılıyor onları. sigortam var yani. Burada eğer sigortan yoksa. Yani sigortan olsa da geliyor o ayrı da. Bir yıl boyunca her ay fatura gelir. Fatura, fatura, fatura. İşte doktor baktı fatura. ilaç koydu fatura. Bir seferde gelmez hiçbir zaman. Bir yıl boyunca ben e, doğum yaptım, sezeryanla yapıldı benim doğumum. Tam iki buçuk yıl boyunca her ay fatura geldi ama sigorta karşıladığı için o faturaları eşim hep sigorta yolladı. Sigorta yani e, şey sağlık burada en çok gider sağlıktır. Fatih <laughs> <Ateş> abla öl. <laughs> öl. öl 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 sen de kurtulamıyorsun ya Fatih abla. Gerçekten kurtulamıyorsun. Ölüyorsun. Ya ay ben size onu gösterecektim. Tüh attım çöpe ya. Gene bana şey geldi. Ee, cenaze organizasyon, cenaze merasiminizi parasını şimdiden ödeyin. İşte tabut seçenekleri bilmem ne diye tam bana bir şey geldi. Anam. Dedim ben böyle aa ben öleceğim galiba. Böyle geliyor yani sana şey geliyor. Kağıt geliyor. Orada diyor ki şey, şeyini seç, mezar yerini seç, tabutunu seç, cenaze merasimini seç, senden sonra çocuklarına masraf olmasın diye. Bir insanın burada gömülmesi, en ucuzundan gömülmesi 20 bin dolar arkadaşlar. Öldüğünde de kurtulamıyorsun, çocuklarının ne bileyim ailenin üstüne yük oluyor. 20 bin dolar. Gözünü seveyim Türkiye'min. Gözünü seveyim. Dur bakayım. Alice Tekir. Evet buraya da geliyor Pınar Hanım. Alice Tekir neredesin? Amerika'daysan tabii ki geliyordur. Avrupa'daysan bilemeyeceğim. Var. Acılı anne. Amerika'ya kaçak yollardan giren gençlerin hiç şansı var mı Pınar Hanım? Asya'dan gelenler var. Hani Evet. Var öyle kaçak gelenler. Genelde Meksika üzerinden geliyorlar zaten. Hani buradan biraz zor da Meksika tarafında geliyorsun. Meksika ile Amerika arasında bir şey var. Kamp var. O kampta kalıyorsun. İşte senin orada şeyine bakıyorlar yani. Ülkenden buraya niye geldin? İşte ne ne oldu falan. Böyle bir şeyleri var oranın. Hani ikna olurlarsa Amerika kabul ediyor seni. Olmazsa senin Türkiye'ye gerisin göre yolluyor. Evet. Sergen, Sergen öyledir. Güldürür insanı. Yok Deniz gelmiyordu Bakıyordu kimden gelirse. Evet. 20 bin dolar. Mesela burada eşimin e, teyzesinin oğlu vefat etti. Ailesi Türkiye'de. Ailesi dedi ki ben dedi burada görmek istemiyorum. Yani zaten oğlunun burada kalmasını istemiyordu. O da buraya bir tatile gelmiş. 18 yaşındayken tatile geliyor buraya. Annesine diyor ki ben bir daha gelmiyorum diyor Türkiye. Annesi hop oturup hop kalkıyor. Oğlum gel 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 ikna dememiş. Ve sürekli oğlunu Türkiye'ye geri getirmenin uğraşısındaydı. Ama gelmedi. O da kalp krizinden vefat etti Allah rahmet eylesin. Dedi ki oğlum beni dinlemedi. Amerika'da kaldı. Ama oğlumun dedi cenazesini ben Amerika'da tutmayacağım dedi. Buradan Türkiye'ye yani cenaze evi Türkiye'ye yolluyor. Onun da prosedürleri var yaklaşık 18.000 18 bin dolara falan Türkiye'ye götürtebildi oğlunu. Yani oğlunun cenazesini götürtebildi. 18 bin. Yani burada ölsen de seni gömseler de 20 bin dolar. Buradan seni bedenini alıp Türkiye'ye yollaması da aşağı yukarı o kadar yani. 18 bin dolar 20 bin dolar yani. Bırakmadı. Sağ ol. Dostlar sağ olsun Sergen. Ya ben koyamadım prenses. Ben koyamadım. Ölenin kavanozunu baş köşeye koyuyorlar. Yakma burada en uygun fiyatı olanı. Yani 2500 dolar civarında tamamı yani. Ben yakılmak istemiyorum. E, oğlumun üstüne yük de olmak istemiyorum. E, benim öyle Türkiye'ye götürün beni gömün falan şeyim yok. O yüzden yaşlandığımda ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Ölürsem orada öleyim. Burada değil. Uber çok tehlikeli. Acılı ne? Gençler Amerika'ya gelip Uber yapmaktan bahsediyor. Çok karlı bir işmiş. Uber işi yapmadım ama Uber işini yapan arkadaşım vardı. Çok tehlikeli. Tabi tabii bulunduğun şey yap ama yok. Hani bulunduğun şehre bağlayacağım ama her şehrin bir iyi mahallesi var, kötü mahallesi var. O kişiyi kötü mahalleye götüreceksen kötü ne bileyim bir sipariş Uber'le sipariş götüreceksin. Hem kötü bir muhite denk gelirse kötü. Hatice amca Pınar Hanım Instagram'dan gönderdi mi? Bakalım. Tamam bakarım. Kavak olanlar Uber yapamaz. Go Power Rangers. Kavak derken Sade Tamide Kumpircan Türkiye'nin taşına toprağına kurban olurum Ben de öyle. Hı, -hı. Kaçak. Evet kaçak olanlar yapamaz. Ee, şey eğer Amerika kabul ederse Meksika sınırındaki o kampta senin içeri yani Amerika'ya girmeni kabul ederse ondan sonra zaten Amerika kolay kolay kabul etmez bu arada arkadaşlar. Yani senin bir mesleğin olmalı, bir yeteneğin olmalı, paran olmalı. Bakın parasızsan hiç gelmez zaten. Gerisin geri yollanırsın yani. Ee, paran, Ondan sonra yeteneğin, bir mesleğin, bir becerin olacak ki diyecek ki yani Amerika "Ben seni alacağım ama senin bana bir faydan olacak mı? Basımsız adamı Amerika alır mı?" Almaz. Tabii ki çok çok uzun süreç biliyorum. Tanıdığım birisi vardı öyle kaçak gelmiş. Evet ya da sahte evlilik. En en kestirme yapılan o zaten sahte evlilik. bununla ilgili de şeyler var ama Amerika bunu da takip ediyor bu arada. Öyle Mesela sen evleniyorsun. Ben şimdi bekarım ya. Türkiye'den birisi bana diyor ki al sana şu kadar para, şu kadar ev, şöyle araba bilmem ne. Hadi evlenelim beni Amerika'ya getir. Tamam ben bunu getirdim şimdi. Dediğini yaptım getirdim buraya. Ve burada en azından 5 yıl aynı evde yaşamak zorundasın. Bir de o var. Riski var. Ya 5 yıllık diye gelmişsin. Hani burada adam daha sonrasında senin üstüne ya bela olursa bırakmak istemezse falan. Bir, ...niye bileyim geldi, senin baktı varlığına, bir şekilde seni gönderdi öbür tarafa. Yani bunlar risk şeyler. Diyelim ki her şey dört dörtlük oldu, sen buraya geldin. Yani adamı getirdin. Beş yıl sonra da ayrıldın. Sonra sen beş yıl sonra tekrar gidiyorsun, tekrar oradan birisiyle evleniyorsun, tekrar buraya getiriyorsun. Amerika diyor ki gel bakayım sen buraya ne yapıyorsun sen? Senin derdin ne? Tabii ki... Tabii ki şikayet olursa gerisin geri gider. Geldikten 3-4 ay sonra zaten hemen yani evlendiğin için hemen green kartını alıyor. Ama şey var 5 yıl. 5 yıl evli, evli kalmak zorundasın. 5 yıl içerisinde ayrılamazsın. Yani risk uğraşılmaz öyle şeyle. Hele para için hiç değmez. Ama illa buraya gelmek isteyenler işte o şekilde evlilik yapabilir. Şanslıysanız eğer gerçekten severek birisini evlenirsiniz buraya öyle gelirsiniz. Ki <laughs> benden size tavsiye yani buraya gelip de ne yapacaksınız Allah'ını seversiniz ya. Yok Tolga Karal tır şoförü olarak başladı. Tolga Karal'in karısının zaten tır filosu vardı. Tol Tolga Karal hazır geldi yani. Direkt geldi, yaptı ve tutundu da yani. Bir de hani alır ev, evlenir adamı gelirsin, adam gelir burada evde yayar kendini hiçbir şey yapmaz. Tolga Karal öyle değil mesela. Tolga Karal canlı bahçede çalışıyor. Çalışkan adamı severim ben zaten. Ama evlenmem yani. <laughs> Ey, evlilik Allah korusun. Yok bir daha. Bir de bir arkadaşım bir tanesi kulakları çınlasın. Burada mıdır o? Burada bir gitme. Benim evet. evleneceğimi söyledi. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Altı çocuğu mu var? Oo, hemen de şey yapmış yani. Altı tane peş peşe yapmış. Ha, yani. bir tane zaten e, Türkiye'deyken evlenmişti bir ka kadınla. şeyden, Orta Asya'dan bir kadınla evlendi diye hatırlıyorum. Evet. Hmm. Değil. Vatandaş olmuştur umarım. He 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 he. zengin. Ağzını hayra aç. Yok. Asla dediyseniz zevkliyse. Yok ya. Gerçekten. Ya. Tamam en güzel. Tamam. E, ne bileyim denge. Kocan varsa denge. Çocuğun varsa denge. Tamam. Ben şimdi evlenirsem ne olacak? Bir oğlum için üvey baba olacak ki üvey başına üvey kelimesi gelince iyi olan insanlar da var ama benim öyle bir şansım olmayabilir. O riske girmeye gerek yok. Yüzde elli ya iyi çıkar, yüzde elli ya kötü çıkar. İyi kötü çıkar mı çıkmaz mı bilemem. O yüzden hiç gerek. Yok. Sonra bu saatten sonra gelecek olan adam. Hani buraya bana destek olmaya mı gelir? Benim evleneceğim olan adam bana desteğe mi gelir? Rahat rahat yayılmaya gelir yani. Durduk yere ben niye? Zaten oğluma hizmet ediyorum. Ha bir de ekstra bir kişimiz lazım bana hizmet edecek. Yani benim hizmet edeceğim bir kişi mi gelecek? Şimdi istediğim saatte yatıyorum, istediğim saatte kalkıyorum. Bir kere kendi işimi yapıyorum, istediğim saatte kalkıyorum. Evleneceğim ne olacak? Adam diyor ki, bu saatte kadar niye yatıyorsun? Yok efendim bana yemek getir. Kalk bana su getir, kalk bana çay getir tabii ben bir Türk'le evlenirsem eğer hani o anlamda söylüyorum Amerikalıyla evlenirseniz Amerika'daki erke, erkekler kendileri iş yapıyor. Yani karılarını iş yaptırmıyorlar kendileri yapıyorlar. Ama ben ne Amerikasını ne Türk'ünü ne şeyini ne ona Almanını ne Portekiz'ini ben hiç, hiç istemiyorum. Evet. Yaşlanınca biri lazım. Lazım mı? Bakalım bir yaşlanayım hele de ihtiyacım olursa bir kedi beslerim. Yok bir köpek gerçekten daha sadık biliyor musunuz? Daha şey seni koruyor ve koşulsuz seviyor. Hadi Ahmet ağzını hayra. Bayra. Yok. Kumpircan sen hiç açma ağzını. <laughs> seni söylediğin hep tempeler. <laughs> eyvah eyvah. Evlerden ırak. Düşman başına. Yok. Yok ev, evlilik değil canım. Ha, bu saatten sonra yok. Ben hiç yalnız kalmadım. Baba evinden koca evine. Çoğumuz öyledir. Baba evinden koca evine. O arada bir boşluk olsa kimse evlenmezdi biliyor musunuz? Aynen sevinmekmek için aynen öyle. Ee, Yaşlanınca falan da lazım değil erkeğin hammalı olmaya gerek yok. Şunu bir kere kabul edin. Çocuğunuz varsa bakın yalnızsanız ve yalnızlığa alıştıysanız e, evde bir başka kişi fazla gelir. İşte çocuğunuz mu var? Ben miau kedi alacağım. Hı? Köpek köpek almayı düşünüyorum bahçeme. İşte dışarı çıkamazsan eğer. Köpek alacağım. Kedi alacağım. Türkiye'den bahsediyorum. Bu arada ben yaşlılığımı burada geçirmek istemiyorum. Oğlum yaşasın burada. Yani. Narbeka bana Amerika'dan bir kısmet bulsanız Serpil Zengin. serpi Zengin ben ara buçuluk yapmam. Ömrü hayatında bir kere arkadaşıma ara buluculuk yaptım. O da çok istedi. Kız değil, oğlan çok istedi tanışmak için. Kulakları çınlasın. Evlendiler. Tamam aralarını yaptım. Bunlar birbirine aşık oldular. Evlendiler. İkinci yılında bunlar birbirlerine girdi. Erkek olan da hay sana bunu laf söyleyene nasıl yaptın sen nasıl ettin o sonra kız ama tamamen bana saldırdı. Senin yüzünden oldu sen yaptın sen ettin. Seni dinlemeseydim keşke böyle olmazdı. Ben var ya ufal 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 ah oh, ah oh, dedim yani. Ben suçlu oldum. Ha? Siz birbirinizi sevdiniz evlendiniz ama iyiyken kendileri kötüyken sen. O yüzden herkes kendi kocasını kendi bulsun kendi karısını kendi bulsun ben şey olarak bulmadım yani. Herkes kendi kocasını kendi bulsun. Serpilize git tüm hayallerim yıkıldı yani. Kendi. Yok kendin bul. Kendin. Çünkü gerçekten şimdi bulurum sana birini burada. Evlenirsin. İyiyse tamam. Kötüyse bir açarsın ağzını. Durduk yere sol kulağımı çınlatmak istemiyorum yani. Biliyorsunuz hani iyi anıyorlarsa sağ kulak, kötü anıyorlarsa sol kulak çınlar derler ya aslında alakası. Ya gerçekten arkadaşlar bir gün de şeyi yapalım ya. Hurafelerle büyütüldük ya biz. Hangi hurafelerle büyütüldük? Hani bunun bir hususi videosunu yapayım. Ya diyorlardı sağ kulağın çınlarsa seni iyi anıyorlar, sol kulağın çınlıyorsa kötü anıyorlar. Değil. Sağ kulağın da sol kulağın da çınlıyorsa tansiyonun çıkmıştır. Ya da tansiyonun düşmüştür. Hemen tansiyonunu kontrol et. Hemen biraz aspirin al mesela. Öyle diyordu buradaki eşimin doktoru. Her gün bir aspirin iç diyordu. Kulak çınlaması değildir arkadaşlar. Tansiyonunuz oynuyor demektir. Aman ha. Evet kumpircan tamam. Yarınki konumuz belli. Kumpir, şey hurafe. Hangi hurafelerle büyütüldük? Buraya geldikten sonra bazı şeylerde bana çok gülüyorlardı biliyor musunuz ya? Terlik üst üste düşmüş. Mesela eşimin <laughs> ailesinin evine gittik. Terlikler ters dönmüş. Hemen düzelttim. Aman dedim kavga çıkmasın. Ay bana bir güldüler. Bir utandım. Ondan sonra e, neydi? Birinin çocuğu oldu. Ona gittik. İşte kırkından önce işte bir yere gidecek. Yani ben dedim ki kırk çıkması olmadan sakın gitmeyin. Al basması olur. Al cini gelir falan. Ay da bir güldüler gene. Ben gene gelindi bile işte. geçtim. Ya bizi öyle derlerdi. Kırkı çıkmadan evden çıkması doğru değildir. İşte albastı gelir, Al bastı cinleri gelir falan. Ama benim değil ki hatam. Biz bu şekilde büyütürdük zaten. Bir kadın kırkı doğmadan. Yani aslında onun anlamı da hani kadın tam iyileşmeden dışarı çıkmaması için. Hani mikro kapmaması için. Söylenmiş bir şey bu ama hurafe şeklinde anlatılınca. Var var arkadaşlar. Ee, çarşamba gününe kadar yağmurlu bu hava. O yüzden yayın yapacağım işte yağmur yağdığı için ben pazara gidemem tabii ki. Keşke Türkiye'deki gibi kapalı pazarlar olsa burada. O zaman full çalışabilirim ama yağmur yağdığında olmuyor. Yarınki konumuz hurafeler. Hurafelerle ilgili biraz şeyde bilgi de toplayayım. Sizler de burada. Ne hurafelerle büyütüldü kim bilir. Neydi? Makas boş sallanınca annem baban kavga eder. Gece sakız çiğnersen ölü eti çiğnersin. Neler vardı ya? Dur bakayım. Hadi bir ufak bir başlangıç yapalım. Neler var başka? Ha ilk kaşınca... yo benim geliyor. Benim sağ elim mı para gelir, sol elim kaşındı mı para gider. Ama buraya geldikten sonra ne sağ ne sol elim kaşınmıyor. Çok olduğu için herhalde. <laughs> ha evet. Gece ıslık çalarsan. Kara kedi tabi canım Saadet Ahmetova. Papa 9. Gregory siyah kediler için uğursuz dedi. Onu da işlemem lazım yarın Papa 9. Gregory. Bir e, şeyi toplumu komple kırana getirdi onun o yaptı. Papa 9. Gregory siyah kediler uğursuz dediği için katline ferman verdi siyah kedilerin. Önce bütün siyah kedileri öldürdü. Ardından yetmedi 9. Gregory'e ye bu bütün kedileri öldürün dedi bütün kediler öldürülünce ne oldu fareler cirit attı ve fareler yüzünden de veba salgını çıktı çünkü kediler bu fareleri yedikleri için doğal olarak e, kedilerin vücutları bakın şeydir bu tür mikropları öldürüyor yani virüs yayılmasını engelliyor e sen bütün kedileri yok edersen o zaman bütün kediler yok edildi orada ve veba salgını başladı komple kaç milyon insan öldü. Bir kendini bilmezin lafı yüzünden. Ya. Papa 9. Gregory hiç unutmam. Bütün kedileri öldürttü ya. İşte burada çok var. Ya bir gün de onu işleyeyim. Ay bak konu konuyu açıyor. Tarikatlar. Burada da çok tarikat var biliyor musunuz? En meşhur şey neydi? Tarikat lideri. John Johnson Neydi ya? Adım adı Johnson'da bak unuttum. 600 kişi o adam söyledi diye şey içtiler, zehir, siyanürlü şeyler içtiler, meyve suları içip intihar ettiler. Birkaç tane, bir yaşlı kadın, bir de bir çocuk yatağın altına saklanarak kurtuldu. Amişler de var. Gördüm amişleri. Amişler tamamen teknolojiyi e, şey reddeden insanlar. Ee, neydi o? Geldiler aynen. E, beyaz. Beyaz mı? Onların bir şapkaları var. Biri beyaz biri siyah. Siyah giyinendi galiba. Bekar. Beyaz giyinen evli anlamına geliyordu bunlar geldi bir gün pazara şey yani böyle bayağı bir geldiler erkeklerin böyle sakalları var bıyıkları yok hepsi siyah böyle bir şapka siyah takım elbiseler kadınlar da uzun elbiseler giymişler bizde eskiden basma pazenler elbiseler yapılırdı 80'li yıllarda onun gibi hepsi aynı ama bunlar elektriği kabul etmezler Aa, şeyle geldiler bir de at arabasıyla geldiler arkasında siyah kapalı şeyi var Aa, araba at arabası Önde atları atlarla geldiler. Ay çok ha Jim Jones. Ha Ali Tekir. Ay hatırlayamadım. Teşekkür ederim. Kafama takıyorum ya hatırlayamayınca. Jim Jones. Evet. Yani burada hala tarikatlar var. Emişler var. Mormonlar var. Mormon Bakın konu konuyu açıyor. Konu konuyu açıyor ya. Durun. Mormonları anlatmam lazım size mutlaka. Mormon ve emişler. Birbirlerine çok benziyorlar. Şey olarak, fikir olarak ama Mormonlar gene şey e, teknolojiyi kabul ediyor da emişler kabul etmiyor. Amişler kabul etmiyor şeyi. Ve amişler e, eskiden Türkiye'deydi. Türkiye'de yaşıyorlardı. Kars kaşkaval peyniri Amishlerin getirmiş olduğu bir peynirdir. Kars'ın yöresel o kaşkaval peynirini amişler yaptı. Orada kaldıkları süre içerisinde ve bizim kültürümüze katıldı. Sonra Osmanlı döneminde gelmişlerdi. Emişler Türkiye'ye. Mormonlar ha hurafe neyi yapacaktım dedim hurafe. Hurafeler. Notumu da alayım. Hatice Öztürk. Aha benim memleketim. Kars'ın bütün mamullerine bayılırım. Kars'ın tulum peynirine, otlu peynirine, küflü peynirine, çeçil peynirine hepsine bayılırım. Kars'tan gelen şeye, salçaya. Şey İskenderun'dan geliyordu bir de salça. Çok severim. Urfa'dan geliyordu. Kars kazı, kaz eti yemedim. Kaz eti, kazdan bahsediyorsunuz değil mi? Hani bildiğim o hayvandan bahsediyorsunuz. Ha, bir gün e, karşı bir komşumuz vardı. Şey. Kars Kars kazı mı? Ö, ördeği ördeği. K kazdır herhalde. Ben yanlış hatırlıyorum belki de. Ciğerlerini basmışlar. Turşu gibi böyle. Nasıl bastılar da Kars ciğeri diyerekten. Ay bir getirdiler. E ben zaten et yemem biliyorsunuz o ciğeri getirdiler. Ye diye kan yapar diye ben böyle <laughs> yemem. Asla yemem. Ama ka Kars etini yerim yani. Tavuk gibi bir şey yani fazla sanırım. Haspate. Şeyi severim ama Arna Arnavut ciğerini severim. Onu da tesadüfen hani çok açtım herhalde. Arkadaşlarla beraber bir şeye gitmiştik sahile, karşıya Beşiktaş sahiline gitmiştik. Beşiktaş'ta bir şey vardı, fuar vardı. O fuardan çıktık, sahile indik. Karnımız deli gibi aç. Hani ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Ben et yemem dedim hani. Ama şey var işte, e Arnavut ciğeri ya adam yapmış, satıyordu. Bunları ya biz Ciğer yiyeceğiz. İçinde böyle patates kızartmaları da var. E mecbursun. E başka bir şey yok. Sana da yapalım. Yemezsen ben yerim dedi. Bir ufak ısırdım. Çok açtım zaten. Bayıldım. Evet amişler çamaşırı ve bulaşıkları elde yıkıyorlar. Akşamları mum ışığında. Evet elektrik yok. Mum ışığındalar. Onların yerleri var burada. Kendilerine ait yerleri var. Ee, hala bir döver kullanmazlar bir kere. Şey kullanıyorlar. Ee, öküz, at, bunları kullanıyorlar, bir şeyleri tarlaları sürmek için tamamen elde her şey. Ee, yine biçerken yine oraklarla tamamen elle. Sonra e, emişlerin yaptığı çok güzel şeyler var. Hmm, mobilyalar. Onlar çivi kullanmazlar arkadaşlar. Çivi kullanmadan böyle birbirine geçmeli bir şekilde mobilyalar üretiyorlar ve tamamen ağaçtan yaptıkları için şu anda bir mobilya alın mesela hepsi laminat kaplamadır. Onlar tamamen ağaçtan. Bu arada ağaçlar yine elde kesiliyor. Tamamen elde kereste haline getiriliyor. Yani her şey elde. <laughs> evet biz romantik aynen Sergen biz romantik olsun diye mum ışığında yatarken onlar yani mum ışığını yaka, yani mum yakarken onlar öyle Evet senin ruhunda emişlik var biraz. Çok yorucu iş ama. Şey hariç, tarla işlerini tamamen emişler yapıyor. Ne bileyim böyle mobilya işlerini falan tamamen onlar yapıyor. İşte böyle battaniyeydi, örgüydü, işte evin gelip geçim, geçimiydi, evin içindeki her şeyle kadına ilgileniyor. Çocukların büyütülmesine kadınlar bakıyor. Çok zor hayatları. Emişlerle şeyin mormonların hayatı çok zor. Ve tek yaptığı kadının tek görevi var. Tek görevi var. Bol bol çocuk yapmak. Mormonlarda da aynı. Ve mormonlar da birden fazla evliliğe izin veriyor. Bir tane evi bu ama Amerika'da sonradan değişti bu. Ee, Amerikan kanunlarına göre bir, bir, tane evlilik yapabilirsin. Onun haricindekiler senin kız arkadaşın oluyor. Adamın bir tane resmi karısı var. <laughs> mormonlarda. 10 tane sevgilisi var. Hepsi aynı evde yaşıyor. Ve kadınların hepsi hamile, sürekli çocuk doğuruyorlar. E bu arada devletten de yardım alıyorlar, çocuk parası alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Mormonlarda bir de şu var arkadaşlar, evlerinde hani bizim gibi onlar alışveriş yapmıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Haftalık alışveriş yaparız, market alışverişi ya da aylık market alışverişi yapıyoruz. Amişler ne yapıyor? Bir gidiyorlar böyle arabalarla. Dolduruyorlar sürekli. Mormonlar, mormonların şu korkusu vardır. Her an bir savaş çıkabilir. Her an bir afet çıkabilir. Bundan dolayı her Amiş'in evinde kaç kişilerse aile olarak o kadar kişiye iki yıl boyunca yetecek yiyecek stokları var evlerinde. Yani sürekli stokluyorlar yani. Sürekli. emişleri emişlerin ne kadar haklı olduğunu Covid salgınında gördüm. Gerçekten Covid salgınında arkadaşlar reyonlarda hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Market market gezdim. Küçük böyle mahalle bakkallarına kadar gezdim. Burada nasıl söyleyeyim bilmiyorum da burada arkadaşlar tuvaletlerde talet bozusu yok. Dümdüz tuvaletler. Yani. Tamamen tuvalet kağıdına mahkumsun. Tuvalet kağıdı kalmadı. Hiçbir yerde tuvalet kağıdı, su bir de e, temel gıda, işte nohut, pirinç bunların hiçbirisi yok. Ve onlar bomboş. Dedim Amerika bu haldeyse dedim dünyanın geri kalanını düşünemiyorum. Ve onlar bomboştu. Burada <laughs> yabancı ülkeye gittiğinizde tuvalet sıkıntısı yaşarsınız. Tuvalet borusu yok çünkü. Evet tüfler hortum taktırıyor tuvaletlerine doğru bir ara yapıyorlardı bidet diyorlar onlara bidet susi bidetler var bir de tuvaletin üstüne yerleştirilen böyle ee, ne derler otomatik böyle düğmeli uzaktan kumandalı şeyler var. Ama New York'ta eczacı Eczacıbaşı'nın Vitra galiba varmış o sistemli tuvaletleri Mesela Türklerin en çok yaşadığı yer New York, New Jersey, Atlanta, Georgia'da genelde e, şeyler var, siyah insanlar var. Ondan dolayı e, o tarafı tercih etmiyor bizim şeyler. New Jersey, özellikle New Jersey Patterson tamamen Türk ve günde 50 kişi geliyormuş biliyor musunuz oraya? Yani e, Türkiye'den Amerika'ya gelen bütün insanlar insanların ilk durağı New York Patterson'da, şey New Jersey Patterson'da. Orada e, oraya gidince diyorlar ki işte insanlar aa aynı Türkiye gibi hiç farklı değil. Bütün dükkan, kahvehane var. Baklavacı var, kebapçı var, işte ne bileyim börekçi var, her şey var. Bütün her şey. Ve komple Türk. Evet. Ha, e, şey arkadaşlara tavsiyem o sakın başka eyaletlere gitmeyin. Türkiye şey Türkiye'den Amerika'ya geliyorsanız gireceğiniz yer New York Patterson. New York Patterson'a gidin. Aksi takdir diğer yerlere giderseniz alışmakta zorluk yaşarsınız. En azından orada kendi dilinizi bilen insanlar size yol iz gösterir. Hangi nereye başvuracağınızı gösterir. Hatta Nur hayat Kınay isminde bir kadın var orada. Amerikan muhtarı diyorlar ona. Hatta Amerikan muhtarı olarak e, YouTube'da sayfası da var. Girmenizi tavsiye ederim. Orada tanıtımlarını da yapıyor. Bütün hepsi, bütün hepsi. Aynen. Saadet Ahmet var. New Jersey, Azerbaycanlı, İranlı, Ermeni, Griek dolu. Evet. Doğru. Ha, minibüsler var. Aynen Türkiye'deki gibi minibüsler var. New York, şeye New York'a falan şeyle gidebiliyorsunuz. Minibüse gidebiliyorsunuz. Ama Amerika'ya geldikten sonra ilk yapmanız gereken şey, öncelikle bir cep telefonu sahibi olmak, bir de araba almak. Araba ve cep telefonu Amerika'da bir numaralı sizin ihtiyacınız olan şeydir. Sonra kalacak yer, ama New York işte dediğim gibi, Paterson'a gelirseniz, şey, bak yine New York diyorum, New Jersey, Paterson'a gelirseniz, orada size hemen kalacak yer de bulurlar, var çünkü çok yer var. Hem onu yardımcılar, hem de ne iş yapabilirsiniz, onu araştırmasında gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Allah buraya gelip çalışmak zorunda kalan insanlara yardımcı olsun. Ama şuna güvenmeyin eğer yabancı bir ülkeye gidiyorsanız. Mesela diyelim ki siz doktorsunuz. Aa ben yurt dışına giderim istediğim yerde hemen pat diye iş bulurum. Bulamazsınız. Öncelikle geleceksiniz eğitiminizi, Amerika'daki denklik eğitiminizi tamamlayacaksınız. Anca o zaman kendi mesleğinizi yapabilirsiniz. Mesela ben kaynakçıyım Aa hemen iş bulurum diyenler de hemen pat diye iş bulamıyorlar. <laughs> bir zengin. <laughs> Sergen uçukları yerde bir de o yıkanır ama. Burada benzin ucuz arkadaşlar. 1 litre benzin burada 4 dolar. Pardon 3, 3 küsürdü. 4 küsür şu anda. 4 dolar ama 1 galon demek 3 litre demek Türkiye'ye göre. Yani 1 litre gaz fiyatına siz Türkiye'de 1 litre alıyorsunuz. Biz aynı fiyata 4 litre, 3 litre gaz alıyoruz. Gaz ucuz burada. Tumpucan bizde de 3 dolar ya aşağı yukarı aynı. Ama siz 1 litre kullanıyorsunuz. Biz 3 litre kullanıyoruz. <laughs> Benzinle yıkanak ucuz. <laughs> Yok canım. Ha, Türkiye'de mesela şey yapamazsınız. Benzin istasyonuna gidiyorsunuz ya arabayla bir bidon alıp da bir bidona gaz dolduramazsınız. Türkiye'de bu yasak. Ben öyle biliyorum. Hala yasak mı? Burada serbest. Burada bidonlarını çeker. istediğin gibi doldurabiliyorsun. İşte o yüzden hatta eşime demişim ki bir ara benzin 5 dolara çıktı. Birden bir ama. 5 dolar oldu. Dedim ki e, böyle yapacağımıza dedim hani bir şey birkaç büyük bidon alalım. Ucuzken dolduralım. Biz hani arabamıza koyarız. Dedi ki bırak dedi kaza olur dedi. Bir patlar havaya uçarız dedi. Hemen gözümü korkuttu. Yok dedim tamam yapmayalım. <laughs> sen Çok alevsin ya. Serkan benzin de yıkanamışlar gibi. <laughs> Mum gibi ya pırıl pırıl parlarsın. Aynen öyle. Serpil zengin. Şu, e, Serpil zengin sen o Serpil zengin misin? Yorumlarda beni seviyor musun, dövüyor musun anlamıyorum. İyi mi söylüyorsun, kötü mü söylüyorsun onu da anlamıyorum. Bir yere dedim, hadi ben bunu şunu şunu bağlayayım dedim beni kızdırıyor. Sonra bir yorumunda bakıyorum düzgün bir şey yazıyorsun, bir yorumda bakıyorum eleştiriyorsun. O Serpil zengin sen misin yoksa? Yanlış mı hatırlıyorum? Güldüğüne göre sensin. <laughs> Az daha banlıyordum seni Serpil. Gerçekten ya şey eleştiriyor, tamam mı? Böyle bir seni böyle bir hoplatıyor. Diyor, ya bu ne diyor falan diyorum. Sonra iyi bir şey yazıyor ha diyor ha 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 beni böyle Sersemlettin yani. Aman direkt durmuş. Ne Hindistan'ı? Ee, Youtube'a gir. Hindistan'ı dolaşan bir çocuk var. Hindistan'ı dolaşan bir çocuk var. Onun bir hayatını bir şey yap. Adamın daha ilerimiz. Pat havaalanına cüzdanını çaldılar. Sonra bir yemek yedi. Mide fesadı geçirdi. Sonra bir oteli güzel para ödedi. Bir baktı otel odasını gösterdi? Korkunç. Yani çok Temizlik ve hijyen konusunda hiç iyi bir yer değildi orası. hani Kötü anlamında söylemiyorum ama. Ve yanındaki kız arkadaşına şey yaptılar. Askıntı oldular. Yani adam olmasa yanında kızı tutmasa var ya alıp götürecekler kızı yani. Aa, ismini hatırlamıyorum da işte ay neydi o? Hindistan'da, Hindistan maceram. Hindistan'da şey dolaşıyor bu çocuk böyle. Ee, tüm şehirleri eğer Ülkeleri dolaşıyor. Hatta o sosyal kanalı da var. Yani Hindistan maceram diye. Öyle bir bakarsanız bulursunuz. Evet. Kumpircan aynen öyle Hindistan aşırı pis. <laughs> aynen. Ya. Keşke mesela ben bazen diyorum ki şu Amerika'daki şu sistem olduğu gibi Türkiye'de olsa da kimse başka ülkelere gitmek için heves etmese. Yani şu bazı sistem aynısı değil bu arada. Bakın Türkiye'de Türkiye'nin e, şeyde sevdiğim yönleri var. Buranın sevdiğim yönleri var. Mesela burada kıya güzel yerlerini söyleyeyim size. Benzin ucuz. Ondan sonra kıyafet, ayakkabı bunlar ucuz. Sonra e, pazarcılık yani eğer satacağınız malınız varsa pazar kiraları ucuz. Keşke bunlar Türkiye'de olsa. Sonra şey olarak ceza olarak yani birisi bir suç işlediğinde ceza çok yüksek öyle e, ömür boyu ceza alıp da 10 yıl sonra serbest bırakılmıyor 22 yıl diyorsa 22 yıl yatıyorsun 28 yıl diyorsa 28 yıl, yıl yatıyorsun ömür boyu diyorsa çıkamıyorsun bir daha ha nasıl çıkıyorsun bir de onu söyleyeyim size nasıl çıkıyorsunuz onu da söyleyeyim e, hasta oluyorsunuz diyelim. Ölümcül hastasınız. Artık yataktan kalkamıyorsunuz. Size ancak o zaman izin veriyorlar. Çünkü bu kişinin hasta yataktan kalkamayacak. Doğal olarak hapisten çıkacak. Kendi evine gidecek orada yatacak. Yani dışarı çıkıp da milletin başına bela olmayacak. Mesela Müslüme Yagal'ın dedesi gibi. 75 yaşında diye salı verilmiyor. Ancak böyle yatalak olacak ancak o zaman çıkar. Tabi nebahat görüşürüz sonra. Oo, oh, iki saat olmuş benimkisi de. Ay özlemişim gerçekten siz özleyince çenem açıldı bugün. Bisiklet taksileri var. Ne nerede? Ha evet 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 Hindistan'da. Ben de birkaç aydır izliyorum. Hindistan'dan itibaren başladım. Hiç öyle e Dünyayı gezeyim diye bir şeyim yoktu benim. Eşim işte heveslendirmişti beni. İşte emekli olduktan sonra gemi yolculuğu yapacaktık böyle. Ta Amerika'nın bir ucundan başlayıp ta öbür ucuna kadar. Sonra tekrar oradan geri böyle bir hayal vardı. <laughs> sonra neydi? Biz bir film seyrettik de o hayalden de vazgeçtik. İşte neydi? Ee, 2002. Heh. 2002. Bir deprem oluyor. Depreme denizde yakalanıyor gemideki şey. insanlar, dev dalgalar arasında o gemi hop sarıldı battı. O yüzden biz vazgeçtik. Aman. Zaten e, eşimin teyzesinin kocası vardı. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. O diyordu. Altı cıvıktan uzak dur diyordu. O yüzden adam uçağa binmeyi sevmezdi. Gemi yolculuğu yapmayı sevmezdi. Ama anlatımı çok güzeldi. Altı cıvıktan uzak dur. Yani o arabayı severdi. Arabayla gezmeyi. Nisan diye kimse gitmek istemiyor. Yani gelmek istemiyor. Hmm. Evet. Ee, eğer titizseniz e, hijyen takıntınız varsa Hindistan ve şeyler Pakistan buralar size göre değil. Hele Hindistan. Hindistan çok 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 inanılmaz bir şey öyle. Hmm. İran değil. Neresi? Suudi Arabistan mıydı? orada. Orası da öyleydi galiba. Ha, Ganj Nehri'nde evet prenses. Nehirde saçlarını kesiyorlar bayanlar. Evet. Nehre giriyorlar. Her sabah dua ediyorlar. Onların bir ritüelleri var. Sabahları gidiyorlar Ganj Nehri'nde yıkanıyorlar. Ondan sonra evlerin lağımı Ganj Nehri'ne akıyor. Ölüler Ganj nehrine bırakılıyor. Ölülerin külleri Ganj nehrine bırakılıyor ve herkes Ganj nehrinde yıkanıyor ve Ganj nehrinden su alıp evlerini temizliyorlar. Ya biz o suya bir girelim hemen hasta oluruz yorgan döşek. Ama bunlar sanırım küçüklüğünden itibaren girdikleri için mikroba alışıklar herhalde. Onlara bir şey olmuyor. İnek kutsal evet. İnek kutsal onlarda. İnek yemiyorlar. Evet, Bağdat ve Beyrut 60'lı yıllarda ve 70'li yıllarda çok güzeldi. Villalar, villaların önünde böyle hurma ağaçları, yollar, çok güzeldi ya, çok güzel. Şimdi ne halde bilmiyoruz tabii. Ay, evet, serpil zengin. Ay! Gerçekten <laughs> ineğin şeyiyle idra ile banyo yapıyorlar. Afrika'da da yapıyorlar onu. Şeylerin, e, ineklerin, şu uzun boynuzlu şeylerin adlarını bilmiyorum. O da. Fareye, ta Sevim Ekmekçi. Yahu fareye taps tapan Hindistan temiz olur mu? Tapsalar iyi. Yiyorlar. Ay bir Hindistan şeyini izledim. Tarlada işte biçtiler tarlayı bir baktılar. Fareler var. Bunlar topladılar fareleri. Taktılar şişlere. Çevirdiler. Pişirdiler, yediler. Fare yediler ya. İnek yemiyorlar, fare yiyorlar. <laughs> Serp, Serpil, Serpil. Valla Sergen bir sen iki. Evet. <laughs> Yorumların gerçekten koparıyor yani. Ha, nebat. Hatta evet. Suudiler deve idrarı içiyorlar. Türkiye'ye satmaya çalışıyorlar. Evet. Bir ara şifalıdır diyerekten söylediler. İçenlere afiyet olsun dedim yani Türkiye'de. Deve, deve idrarını övdüler. Sağlıklıymış falan. Yak. Yak ineği. Adı yak. İnternete girer bakarsanız. Onun idrarını da içiyorlar. Kafa yapıyormuş. Kafayı bulduruyormuş. Yak idrarı. yok ya gerçekten bakın yabancı bir ülkeye gittiğinizde yaşadığınız ilk sıkıntı gıdadır zaten hani yeme içmedir e bunların ne yedikleri belli değil e senin öyle bir yemek geliyor ha, bu ne var içinde ne var içinde ne var diye mutlaka sorun ha bir lokantaya gidiyorsunuz mesela yabancı ülkede lokantada bakın mesela domuz domuzun kaç tane adı var burada bir sp neydi spam ee, hem sonra e Ka neydi Değişik değişik ya. Birden fazla ismi var burada domuzun yani. Bir ara onları şey yaparım. Aklıma gelirse söylerim. Mesela ham, bacon, ondan sonra spam, sonra başka başka daha isimleri var. Yani bir sürü ismi var. Yemeğin içerisinde bunlar var mı diye bakacaksınız. Yani bu ülkeye geliyorsanız yabancı ülkeye bunlar var mı? Mesela tavuk ızgara var. Bit pazarında var mesela. Gayet de güzel. Yani tadı güzel. E, rengi kırmızıysa amana Rengi kırmızı olduysa eğer o ızgara tavuğun rengi kırmızıysa domuz yağında kızartılmıştır. Aman ha. Ondan sonra pork. Heh, bir de pork diyorlar. Ee, neydi? Başka? Ha şey. Çamen diyorlar burada. Çin yemeğidir. Makarna. Elde açılıyor o makarnalar. Elde yapılıyor. O da pişerken içine domuz katılıyor bu arada. Minik minik domuz parçaları var. Yani burada e, buradayken e, yiyeceğiniz yiyeceklerin içeriğini mutlaka öğrenin. Ve sorun içerisinde domuz katkısı var mı? Bunu söylemekten de hiç çekinmeyin. Genelde vardır. Olmayanları da var. Mesela oruç çıkında domuz katkısı yok. Oruç çıkın dedikleri şey işte portakallı ördek. Portakallı ördek de yok. Sonra bazı şeyler de yok. Ee, pi kızarmış pirinç diyorlar. Pirinci haşlıyorlar. içerisinde bir sürü şey katıyorlar, kavuruyorlar. Onun içinde yok. Yani yabancı ülkeye her gittiğinizde hangi ülkeye gidecekseniz bir kere o ülkedeki diline göre işte domuz katkısı isimlerini alın ona göre yemek yiyin aç kalırsınız. Ya da bilmeden domuz katkılı şeyler yersiniz. Ben bir kere şey işte yanlışlıkla yedim ya. Cips zannettim yedim o domuzun derisiymiş. Bilerek yemediğim için çok dua ettim Allah'ım affet bilerek yemedim dedim ama çok fena oldum yani. Ney? Cemiran. Ukraynalı doktor arkadaşım boğazı ağrıdığında kendi idrarıyla gargara yapardı. Eee? Yok artık. Aa. <laughs> Yunanlılar eski ta milattan önceden bahsediyorum. Yunanlılar Yunanlıların eğer böyle şeyin e, duvarın dibinde bir çanak olurmuş erkekler gelir o çanağın içerisinde idrarını yaparmış. Sonra bu çanaktaki şeyleri çamaşır ...yıkama yerleri toplarmış... ...onunla yıkarlarmış çamaşırı. Ne biçim muhabbet ediyoruz biz ya? <laughs> muhabbet nereye gitti böyle? Yok sadece bisküvi de yetmiyor. Meyve, meyve. Meyve yiyeceksin. Ondan sonra... Ya da gideceksin beni kendin alacaksın... ...geleceksin şeyde... Ee... Pansiyon gibi bir yerde kalacaksın, otelde değil de pansiyon gibi, hani mutfağa olan gireceksin mutfağında kendin pişireceksin, başka türlü <laughs> gerçekten aç kalacaksın. <laughs> <laughs> Hay öyle abu diz yakı. <laughs> Neyse arkadaşlar sizinle sohbet çok güzeldi. Yarın neyden bahsediyoruz? Hem e, mormonlarla emişlerden bahsedeceğim hem de kurafelerden bahsedeceğim. Özellikle Türkiye'de bizim ne şekilde kurafelerle büyütüldük. Onları. Evet. İşi bitmesen istiyoruz ama işlerimiz var. E, sizin de işiniz var. Uyuyacaksınız. Görüşürüz yarın. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi geceler. कशे कधी